Peki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ala Resulina Muhammedin salavat. Bir şey mi diyeceğim? 68. Başlamadan önce, Doktor Süleyman'la Doktor Fikret önümde. İki tane doktorumuz var. Geçen bir ses kaydı attım. Onunla alakalı olduğu için. Bununla alakalı bir yere götürdü. Diyor ki, şimdi dersi tavsiye ediyorum. Dersi tavsiye ediyorum, düzeltiyorum. Yani olan dersleri, bazı kelimeler umuma gitmez. Yaparken derste zil çaldı. Derste zil çaldı. Bununla alakalı. Ben bunu anlatmak için değil, senin söylediğini getireceğim. Akıl olduğu için. Dersimiz akıl. Zil çaldı. O kadar daldım ki mevzuya. Hemen kapıya bakmadan, kapıya bakmadım. Demir kapıya, diş kapıya. Koştum, açtım kapıyı. Sonra Laz usulü, kapıyı açtıktan sonra kim o dedim. Kapı açıldı. Rüzgar da geldi. Hiç kimse yok. Allah Allah dedim. Hırsız girecek, çingene dolaşıyor. Mesela binadan çıktım, kapıyı kapattım. Uzattığımı zannediyorsunuz ama size anlatıyorum hayatınızı. Başka beni anlatıyorum hayatımı. Ben anlatıyorum, kendim zaten yaşadım sizi. Derken sizi şey yapmıyorum. Ben yanlış, ben içimde ne olmuşsa sizde de aynı oluyor demektir. Sizi anlatıyorum kendime anlatarak. Gittim diş kapıyı Ali kapattım, geldim. Anladım ki derse kaptırmaktan dersin içinde çalmış. Aynı zil ya. Dersin içindeki zille bina zili aynı. Çünkü aynı derste çekilmiş. Oysa ders 10 günlük bir ders. Kafamda zil çaldı. Şimdi bu ne kadar yanlış değil mi? Dersteki zille hakiki zil. Ama vardı. İşte bizim kafamızda çalan ziller de geçmişin zilleri. Geçmişin zilleri şimdi zannetmek, diş kapıyı açıp hırsızlığa kapı açmak gibi, geçmiş zamanı temcit pilavı gibi öne getirip de ikide bir onlara çözüm üretmek, onunla meşgul olmak yorar ve anı kaybettirir. Doktor dedi ki, Fikret Süleyman, dersimiz de akıl ya. Şimdi ka erkekler tasavvur, kadınlar tahayyül. Daha çok kullanır. Nasıl anda olursun? Geçmişin zilleriyle çalıyor zil. Geçmişte çaldı, şimdi kapıyı açtım. Oysa 10 gün önce çaldı o kapı. Şimdi açtım. Geçmişe şimdi cevap verdim. Oysa geçmişte ben cevap vermemiştim, başkası açmıştır onu. Geçmişin. Şimdi cevap verdim ben onu. Şimdi değil o. Her zaman yapılması gerekeni yap. Kadınları tahayyül, hayal, erkekleri tasavvur daha çok şey yapıyor. Ana nasıl geleceksin? Herkeste akıl var dedi doktor. Bu ders herkes dinlemesi lazım. Biz güya has kılıyoruz ama aklı olan herkes dinleyecek. Derdi olan herkes dinleyecek. Oyun oynamıyoruz diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Ayeti kerimeden daha mı derin aşağı tövbe estağfurullah. Allah bütün Müslümanlara hitap etti Kur'an'la. Bu akılda düşünmez misiniz? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Meale söylüyor. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Düşünmüyor musunuz vesaire? Aklı çalıştırma. Peki şimdiki zille, geçmiş zili nasıl ayırt edeceksin? Tefekküre geçebilirsen. Başka şansın yok. Başka şansın yok. Başka şansın yok. Şimdi herkeste bu akıl var.
akıl nedir diye başlıyor. Yani dersimizi ısın şey yapmak. Akıl ikaldı, bağdı. Aklı anlatıyor. Akıl nasıl? Telefonumu kapatayım. Ne olur ne olmaz diye gene ses kaydı yapayım. Geçen hafta çekim olmadı. Sesi kapalıydı. Ama inşallah Bülent o ses kaydını şeye monte edebilir. Görüntüye. Değilse de önemli değil o kadar. Şimdi ben söylediğimi siz hayal edin ki güzel olsun. İman, küfür insanda var. İmanı derecelendiriyor böylelikle. Küfür kalkarsa, şirk kalkarsa, yani o yapı, kanuniyeti kalkarsa haşa vacip olursun. Şeytan kalkarsa esma olursun. Cehalet, zanlar, fikirler kalkarsa ilim sıfatı olur. Mutlak olur. Bizi mukladis diyelim burayı. Buradan, demiri burada tutan, ara boşta olduğu gibi Esma'nın cilve, cemal, nakşı, sanatı olan bizleri burada tutan şeytan denilen bir sistemdir. Tamam. Ustad sanat-ı fıtriyesi diyor şeytana. Şeytan diyor fazilet kemalat olur mu? Sanat-ı fıtriyesiyle diyor yoktur diyor. Tamam. O da vazifeli yani. Boş ver, ciddi bir iş yapıyor. İçimi dökmek istemiyor. Biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Sanat-ı fıtriyesi demek her şeyi anlatıyor. Şükredin. O vazifeyi size yüklemedi. Anladın? Şimdi mıknadısla demiri yapışık hale getirmeyip burada tutan, ara boşta olduğu gibi, Esma'nın cilve cemal nakşı sanatı olan beni burada tutan şeytan denilen bir sistemdir. İrade-i cüzenin sarfından sonra İrade-i külliyenin, böyle yapıyorum, elimi canlı tutuyorum, şey olsun, hem illuminati hem şey, sembolik olsun, kafada olsun diye. İrade-i cüzenin sarfından sonra, irade-i külliyenin, mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Ne? İman. İman, esma değil ama esma da var içinde, üniversite diploması gibi. Sıfatlar var, şuurnat da var, zattan geliyor. Mahiyeti, zat. Tamam. Zat. Onun onaylanmasından kendini bize verdi. Ona da imandır. Bu imanı mutlak ve muhitlikten, yani asıl olmaktan bizi burada tutan fıtraten, istidaten küfür, şirk, zan, tereddüt vesairelerin varlığıdır. Şirkin varlığı bizi burada tutuyor. Bizde var o. Kalkarsa mutlak olur. Allah'ın ilmi niçin sonsuzdur? İçerisinde cehalet yoktur. Yani ilmi bu tarafa tutan hiç sebep yok. Yok. Cehalet kalkarsa ilim sonsuz olur. Mertebe olmaz. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçerisinde acizlik yoktur. İmanın içerisinde bir sürü şeyler de var ki, imanın mahluk cihetini buraya tutmuş. İman mahluktur, sureti. Sureti eylemdedir. Bir sürü yasak, helallerimiz var. Ubudiyet yapıyoruz. İbadet yapıyoruz. Sureti ibadettir imanın. Kanuniyeti ubudiyettir. İnsandadır imanın. Hakikati esma ve sıfatları tazammun ediyor. Mahiyeti Allah'tadır. Şimdi bu şeyi yaptıktan sonra aklı anlatıyor. İman, küfür var. Hepsi bizde var. Kalkmış değil. Mutlaklıktan bakın. İmanımızı belirli bir mertebede tutan küfrün kanuniyeti var bizde. Şeytanlık var bizde. Kalkmaz o. Benim şeytanım iman etti deyince iman, şeytanım yok oldu demiyor Allah Resulü. İman etti diyor. Var ya. Duruyor. Şimdi ölmeyeceksen bir şey söyleyeyim. Şimdi bizi burada tutan biz Esma'nın cilve cemal nakşı ise burada tutan şeytan o muktadıs gibi ama vefat edip alemi ahirete hala duruyor. Ha,
yine o olacak mı yani? O sistem... O sistem olacak mı? Ne sistem? Kâr içteki sureti yok. Kanuniyeti devam ediyor işte, onu dedim. Şeytan suret, başver bunu diyorum. Yani fazla takılma bu serseriye. Kâr olacak ama... Bizde duruyor. Dur. Hepsi şirk içimizde yok mu? Şirk koşmuyor, surette yok. Şeytan surette de var, kanuniyette de var. Şirkimiz var mı surette? Yok ama istidadım var. Var. O var. Terakki olacak her yerde zıt var demektir. Şöyle bir misal şey yapayım, işaretleyeceğiz lan. Kıyametin sahası neresidir? Nereye kadar kıyamet kopacak? Acaba zıtlar gittiği yere kadar. Çünkü kıyametin mantığı zıtların ayrışmasıdır. Zıtların ayrışmasıdır. Bakın, hala zanlar var cennette. Acaba beka bulur muyum diye Adem Aleyhisselam. Yemedi mi? Ha demek var. Şeytanın kendisi yok. Ama öflemesiyle istidadımızın uyanması var. Peki zan yok mu cennette? Lubbuluk da söylüyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Diyor ki, Rabbul Alemin olarak tecelli ediyor. Ondan ne dediler cennet ehli? Senden Rabbimize sığınırız dediler. Sonra seviye iniyor. Tekrar öyle. Sonra diyor ki sizin diyor Rabbiniz hakkında ki diyor bilginizi gidin alimlerinize sorun. Nasıldı diyor. Öğreniyorlar, sonra geliyorlar, bakıyorlar Rabbul Alemin. O zaman tamam. Var ya. Bakın bir daha. Kanun şöyle çalışıyor. Kıyametin mantığı zıtların ayrışması ise kıyametin sahası zıtların olduğu kadardır. Olduğu çap kadardır. Nur-u Muhammed'i de dahil oluyorlar buna. Nur-u Muhammed'in nur tarafının arştan aşağıya. Yani nur tarafı komple gidiyor abi. Nur tarafı komple gitmez. Gitmez mi abi? Gitmez. Çünkü arş bütün esmaların bütün perdesiz tecelli ettiğidir de birbirinin hükmünü tecavüz edemiyor. Arş. Arş'ta neydi? Esmaların mesela hakikatların perdesiz tecelli ettiği. Mudil esması da var. Şeytanın meydana geliyor. Kahar esmaları var. Cemal esmaları var. Kemal esmaları da var. Şimdi ne diyeceğim? Bunlar hep malzeme yapıyorum biliyor musun? Bu kadar anlattım. Nereye? O kadar mühim. Sonuç o kadar mühim bunlar. Kıyamete kadar gittim. Psikolojiyi anlattım başta. Şeytanı anlattım, imanı anlattım, hep şunun için anlattım bunu. İman küfür dedim, hak ve batıl, doğru yanlış. Ama bütünsel, bütünsel, Allah'ın dışında her şey bütünsel. Zıtlar ama, zıtlar gözükürken evet uyum içinde tekamüle sebep olmuş. Yoksa donukluk olurdu. Donukluktan çıkartan zıtların varlığıdır, tamam mı? Bu sistemin adına, bu anlattıklarım hepsine vahdet denilir. Zıtların birliği. Allah ile alakası yok, saltanatı ile alakalı bu vahdet. Allah'ın birliği deme. Yani sistemin, zıtlar var ya, zıtlar sisteminin birliği. Ama bazı ilmi kerim alimlerine öyle der. Onunla beslenmiş bir ilahiyatçı, bir nur talebesi dahi olsa... Kardeş yanlış şeyleri naklediyor. İyi bir kardeşimiz ama yanlış şeyleri naklediyor. Doğru mu? Onu beslendiği kitaba göre doğru. Benim kafam Risale'de başka çalışmaz. Ben onlardan bahsediyorum. Zıtların birliği. Tamam? Vahdet. Bu zıtlar sisteminin birliğinin arkasındaki zata tevhid denir. Vahdetin sureti var mıdır abi? Şimdi... Bu zıtların bütünselliği ben olan benim. Benim. Vahdetin arkasındaki tevhid bu zıtların sahibinin sahibine denildiği gibi onun adı da akıldır. Allah'taki tevhid bende akıl, Allah'taki vahdet insandaki sistem. Bugün acayip bir daha tekrarlar mısınız abi? Tamam. Bu acayip bir şey oldu abi. Evet. Bak şimdi. Aklı çıkarırsanız adam
Ya böyle şeydir, Behlül o şekilde cennete geçecektir. Ya tekamülün sebebi muhatab-ı ilahi değil. Akıl çıkarsa muhatab-ı ilahi değil. Çünkü aklı olmayanın bahsedilen dini, bizim İslam dininden dini yoktur, hadis. Nedir o? Fıtri dini var. Fıtrat dini. Ha, şimdi zıtları düşünün dedim. İman, küfür. Şaşıracağınız için bunu o kadar detaylandırdım. Zıtlar. İman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış. Tamam öyle. Zıtları düşünün dedim. Düşündük mü abi? Bunlar zıt olmakla beraber bir sistem yok mu? Yer çekimi kanunu, kaldırma kanunu. Öldürüyor, kurutuyor ama aynı şey neşinemaya sebeptir güneş. Şu kirazı kurutur. Ama aynı zamanda büyütür. Tamam. Zıtları düşünün Allah'ın dışında. Arş da dahil. Arş da dahil. Arş-ı Azam, Lev-i Mahfuz, her şey. Bütün esmalar. Celal-i Esma, Cemal-i Esma. Zıt. O cihette haklısın. Celal-i Esma, Cemal-i Esma. Zıt. Birbirini tutuyor. Tamam mı abi? Tamam. Kıyamet kopmaz ama o esmaların kıyameti olmaz da. Arşa kadar. Peki bu zıtların bütünlük sistemine vahdet. Bu sistemin arkasındaki sahibine tevhid. İnsan ruhu, inaşe, kalbi, vicdanı ve dima, istidat, kabiliyetleri düşünün, yazılım. Bunlar zıt, birbirine zıt ya. Hak ve batıl, iman, küfür, her şey yok mu bizde? Bu sistem, bu Allah'ın vahdetinin bizdeki montası, yani sistemin, zıtların cemiyim ben. O zıtların arkasındaki yönetici, sahibi olan ben, akıl. Vahdetin arkasındaki tevhid, sistemin arkasındaki akıl. Bunu ustad söylüyor zaten. Kainattaki diyor, tevhidin tasarrufu diyor, insandaki aklın beden, vücudundaki tasarrufu gibidir. Bu daha önce okumuştuk da, sayfayı şu anda hatırlamıyorum ama okumuştuk bunu. Şimdi akıl böyle bir şey diye başlıyor. Vahdetin arkasındaki tevhid nasılsa sistemin arkasındaki akıl böyledir. Vahdeti sistem, yazılım, sıtların cemi, onun arkasında onun sahibi yöneten, onu yöneten, o sistemi yöneten, o tevhid denilen şeyin bizdeki montası o akıl. Hasan abi özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Abi şimdi akıllı cevher olmuş olmuyor mu ruha göre böyle düşünürsek? Akıl da hepsi de cevher ama cevher mesela aklı olmayanın ruhu yok mudur? Vardır. Delilerin ruhu yok mu? Hayvanların ruhu yok mudur? Peki ruhu insanı yapan, ruhu ruh yapan, ruhun ruhu nedir? Akıl olmasa bir normal bir hayvan. Hayvanın da ruhu var, delinin de ruhu var. Ama akıl yoksa ruh bir sistemdir. Yazılım itibariyle cevherdir. Yani en azından akıl vahiy alıyor. Ha o zaman akıl oluyor. Vahiye muhatap ruh değil. Evet sistem, mesela binanın içindeyim. Bu kadar sistemler var bu şeyler. Şu anda benimle konuşmama muhatap olan aklındır. Vahiy alan kimdir? Akıldır. Aklı olmayanın fıtri dini vardır. İslam dini, bu bahsedilen dini, bu din yoktur onda. Fıtrat dini var, fıtrat. Buyur Harun. Sesin olmuyor mu akıl peki? Nasıl bir de... Ruhun sıfatı olmuyor mu akıl? Ruhun sıfatı değil, ruhun içerisinde çalışan bir sistem. Yani ruhun dışa vuruşu değil de, mesela zeka... Ruh kaldırırsak siz öğretmiştiniz ya abi, evet. Cevher olarak. Ruh kaldırırsam akıl kalır mı? Kalmaz. Yani onun içerisinde bir ruh... Mesela ruh bir sistemdi, hadis-i kutsi'de anlatmıştım hatırlarsınız. Buraya kayıt olmak istemiyordu ruh. Bu bedene alem şahadeti gelmek istemiyordu ama Allah haşa despot değil. Ruha ne dedi? Dur dedi burada. Birisini çağırdı, gel dedi. Geldi. Ruh da seyredi. Git dedi.
gitti. Hadis kutsu bu. Otur dedi. Bir şeyler sordu, cevap verdi. Ruhu kadar hoşuna gitti ki neyi merak ettim? Zıtlardan zıttı çıkartma özelliğini gösterdi akla. Zıttı zıttından çıkarttı. Ruha dedi ki ben sana bunu arkadaş vereceğim. Buraya girersen. Ruh kabul etti. Evet, sistem öyle çalışıyor. Yani ruhun sistemi içerisinde ama sistem olmakla beraber müstakiliyeti var. Mesela hepimiz nur talebesiyiz. Sistem içindeyiz ama hepimiz farklıyız. Abi ruhun menfaati ne bu konuda? Akıllı görerek oraya tabi olmak. Ruh hepsi mesela. Ruh nedir? Ziyayattır, zişurdur, kanunem, rucu daricidir. Sistem ya arş-ı azamın şeyidir. Öğreniyor. Ama, ruh da öğreniyor o zaman abi. Tabi canım. İnbisat ve inkişaf ediyor ruh. Ruh, kalbin ve ruhun derece hayatına neyle giriyor? Yani ruh da akla, akıl da ruha muhtacı var. Zaten ruh olmazsa akıl denen bir şey yok. Sistem, yazılım o ama akıl ruhun imbisat ve inkişafına sebeptir. Aklı çıkarırsanız ruh hem kördür, hem sağırdır, hem topaldır. Bak mesela diyor ki bilmek hayatın alametidir. Bak, işitmek, yani sırayla gidelim. İlk önce bak, sistem nasıl yapalım? Bilmek hayatın alametidir. Ayet-i Kerim, tamam. İn aşağıya, kalbe en yakın. Akıldan sonra kalbe gidiyor. İşitmek, dirilik emaresi. Görmek, dirilere mahsus. İrade, hayat ile olabilir. İhtiyari iktidar, ziyayatlarda bulunur. Şimdi ikisine dikkat edin. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. Konuşmak bilen dirilerin işidir. Sonuç tekellüm. Bilen dirilerin işidir. Ayet-i Kübra. Bu şeyden sonra bir iç su. Bismillah. Kendini kendinle tanıyorsun ya. Zevk bu. Bazıları der. Kendinden nasıl zevk alacaksın? Zevk bu. Ha bilmek. Hayatın alameti. İn aşağıya, ezber yapma kafadan. Kalbe yakın olan nedir? Direkt kalbe bağlı olan bir sistem var. Kulak. Bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Sonra aşağı yukarıya çık. Görmek dirilere mahsus. İrade hayat ile olabilir. Daha şu an kesif daha cami. İhtiyari iktidar ziyayatlarda bulunur. Sonuç tekellüm, hem bunların sürecinin hulasası, tekellüm, konuşmak, bilen dirilerin işidir. Bu cihetle bir an yaşaması, ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakiniyle bildim. Nasıl yapacaksın? Mensubiyetin cihetiyle olur. Söyle Arun'u. Abi şöyle mi anlamak için soruyorum. Tabii sor abi. Yani çekirdeksiz ağacın meyvesi yok. Ama meyve de artık çekirdek değil. Öyle mi bakacağız yani? Evet, yani şöyle. Kardeşim beraberken, cem etmişken ruh ama aklın şeye muhatap olması, vahiye muhatap olması cihetiyle imtiyazlaşıyor. Mesela arş lef-i mahfuzdan üstündür. Yani kalp akıldan üstündür değil. Ama bak kalp aşağıda mekan itibariyle. Ama biliriz ki bu üstündür. Ama aşağıda. Tamam. Peki ne var? Arşta, yani niçin arş üstünken lef-i mahfuzdan? Arş esmanın perdesiz tecelli ettiği yer. Lef-i mahfuzda ne var? Üstünü nereden alıyor? Üstün değilken orada makamı niye öyle oluyor? Vahya muhatap olduğu için. Aklı çıkar. Yani birbirine kıyas edilemez de onun hizmetçi ama onun şey yapıyor, geçiyor. Diyelim ki şöyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin serveri, hulasası. Son gelmiş ama hepsini cem etmiş. Geçen ahit sandığından bahsettim. Harun ve Musa Aleyhisselam ve ailesinin malzemeleri var. Çok büyütüyorsunuz. Kur'an'da var. Kur'an'da başka neler var? Peki 124 bin peygamberin varisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sandığı mukaddes eşyasına bu kadar dikkat etmiyorsun. Bu böyle. Dört melek taşıyor işte. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Biziz o. Şimdi ayet sandığı 248 Bakara'da. Tamam ama suretine
suretini has-ı nazar ederek veya bilerek veya bir etme. Şehir efsanesine dönüştürdüler. Şu şurada burada. Olsa ne olacak? Ne olacak? Ulum ve fununa dökülecek silah, güç. Statü ahir zamanda güç. Ulum ve fununa dökülecek. Ya kardeşim Risale okumuyorsunuz, okutturmuyorsunuz. Bilerek veya bilmerek aldatıyor musunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ulum ve funundur. Ulum nedir? Belagat ve cezalettir. Funun teknolojidir. İkisinin cemi Medrese-i Zehra'dır. Şimdi Nuh tufanı gemi mi arayacağız? Ustad diyor ki Nuh'un gemisi hizmettir diyor. Hizmetin içine gir diyor. E girince ne yapacağım? Dört tane sıfır şeyden kurtulacaksın. Yangından, zelzelenden, tam tufanından. Şimdi Yunus'un mazar, Yunus Aleyhisselam mazar olduğu Esma'ya mazar olmak için balığa mı gireceğim? Meyrem validemizi mazar oldu Esma için çocuk mu doğuracağım ben? Niye anlamıyorsun? Meyrem kimdir? O surettir. Ahit sandığı da surettir. Kimdedir? Ulum ve fununu kimde cem etmişse hakikati de ondadır. Sureti kimse hakikati ondadır. Hakikat kimse ondadır. Nedir o? Bir, ulum, cezalet ve belagat. Cezalet nedir? Cezalet. Gaye, mutabık, isabet etmek. Yani akıl, vicdan, kalp, ruhun bütünlüğü ile isabet etmek. Bu cezalet. Belagat, insanlara ilk önce kendini, yakınlarını bu hakikati, belagat, muktezai hali mutabık, onları ikna etmek, onları irşat etmek, onlarla meşgul olmak, onların akıllarını, kalplerini doyurmak, tatmin etmek, tekamül ve terakki ettirmek. Peki funun nedir? Funun adetullah dilini çözüp adetullah kanunları ile adetullah kanunlarını devre dışı yapmak onları. Bir cihaz yapıyorsun, istersen 50 tane uçak gemisi olsun. Beynine giriyorsun, bitti. Kim de şimdi tabutu sekine? Uçak gemisinin 10 tane, 50 tane uçak gemisinin devre dışı yapan teknolojidedir. Ustad diyor bunu, ulum ve fununun eline geçecek diyor. Tabutu sekinet kimin eline geçerse güç onun hüküm ve kudret diyor. Ustad öyle diyor. Hüküm ve kudret kimin borusu ötecek? Kimin hükmü ve kudreti olacak? İlmin eline geçecek diyor. Öyle diye geçiyor. Ahir zamanda kanunlarının devre dışı kalması mıdır dediniz? He? Yanlış mı anladım? Neyi? Adetullah kanunlarının devre dışı kalması. Adetullah lisanını çözerek onların kullandığı düşük adetullah meratiplerinin devre dışı bırakmaktır. İsimleri ismi azamla devre bıraktığın gibi. Devre dışı bıraktı. Yani mesela adam bir teknoloji yaptı, kalem yaptı, uçak yaptı. Sen de öyle bir teknoloji yaptın ki radar, o teknoloji adetullah kanunu değil mi? Ha, bir kişi yaptın, bir sistem geliştirdin, onların radarlarını devre dışı yaptın. Hangi? Üstün bir adetullah lisanını çözdün. Adetullah mertebelerine kesbi vukufiyet, kesbi şiddetle kesbi vukufiyet etmektir. Funun, ustad bunun suretini Medrese-i Zehra olarak yapmak istedi. Peki bu geri mi kaldı? Olmayınca diyor resmi, sureti, gönüller üzerinde şehirlerdeki medreselerde, hizmetlerde kalan, hem içeride kalan hem orada kalıp da hizmet eden doktor, mühendis, vakıf kardeşlerim hizmet eden kardeşler Medrese-i Zehra'yı böylelikle gönüller üzerine kurdu zaten. Peki nedir? Kardeşim, suretini has-ı fikrederek, bilerek mi oyalıyorsunuz ya insanları? Şehir efsanesine, şurada olsa, burada olsa, ne olur, tamam orada olsa. Böyle bir adetullah kanunu kafanıza giriyor mu ya? Sen yat, Fatih mübarek bir zattır. Harun Aleyhisselam gibi, çok mübarek zattır, çok mübarek şehri İslam'ın fethetmiştir. O topları alırız, Bizans'a karşı ağaç sandığını da koyarız. Toplarla İstanbul'u fetheden Fatih'in toplarıyla biz de şimdi Yunanistan'a galebe ederiz. Öyle mi ya? Sen adetullah ile şey mi geçiyorsun? Adetullah devre mi? Yok mu sayıyorsun ya? Adetullah'a uyum demektir. Ne var içinde? Harun'un belagattır. Musa'nın tableti şeriattır ya. Ne var içinde? Bir Allah'ın kulu sormuyor. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam belagat ehlidir. Tamam mı? Musa Aleyhisselam şeriatçıdır. Yani sünnet-i seniye uy. İman ve İslam ya. Dolayısıyla bu kemalata da
Sebeptir bu insan. Bu insan kemalatı bunlar yapar kardeşim. Ustad kendisi diyor. Anarşist, vatan haini, maneviyattan kopuk insanlardan maddi terakki beklemek ahmaklıktır der. Maddi terakki kim yapar? Hamiyetli, ümmet için çalışan, çarpışan, gece gündüz yatmayan. Yani bu teknoloji kim yapıyor? Vatan aşkı olan yapar. Namus aşkı, hizmet. İlahi kelimetullah farz ayindir. İlahi kelimetullah madeten terakkiye bağlıdır. Öyle demiyor mu? İlahi İslam'ı aziz etmek maddeten tekamüle terakkiye bağlıdır. Bu adetullah yok sayamazsınız. Ya işte bu adetullah kanunudur. Yani o tabut nedir? Bir itikattır, bir de eylemdir. Harun itikat şeyi getiriyor. Eylem ise Musa'dır. Hızır ile Musa Aleyhisselam seyahati gibidir. Onların hep bunların arkasında değil iki peygamberin eşyasının cam olduğu tabut. 124 bin peygamberin mukaddes, ulvi, bütün her şeyine sahip olan Allah Resulü'nün Kur'an'ı ve sünnetindedir. Tabut da budur. Hakikati budur yani. Sureti. Sureti o kadar çarpman ya. Suretini kimi gelecek? Kim hakikatine uygunsa. Kim teknolojiye, Allah'ın adetine, Allah'ın inayeti anlamına olan adet ilahiyesine tabi ise o muvaffak olacaktır. Abi, peygamber savaş kaybetti mi? Yani Huneyn'de mukaddemesinde kayıp gibi olduk, kaybetmedi sonra. Yani bir savaş verdi, orada peygamberin kendisi vardı. Ya bizatihi. Bizzat kendisi. Çok zor durumda kaldı. Değil mi? Uhud'da demedi mi ki, benim diyor lime lime kesseler dahi inmeyeceksiniz. Tabutu sekine yoktu yanında, dondan oldu. Biraz 248 Bakara suresine biz de bilmiyor muyuz o ayet? Kardeşim Yunus Aleyhisselam mazar oldu. Esma'ya mazar olmak için balığa girmeye gerek yok. Gece nedir? İstikbaldir. Deniz nedir? İçtimai hayattır, sosyal yapıdır. Balık nedir? Nefistir. Onun hutu nefsimizdir. Onun denizi şeydir, dünya hayatımızdır. Onun gecesi bizim istikbaldır. Hatta bizimkisi daha tehlikeli. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı, ondan daha beteriz diyor maddelerin. Başka 131 Kastamonu'da Nuh gemisi, ya Nuh gemisinin ne olduğunu söylüyor ya, Nuh gemisinin buysa tabutu sekine de budur, ilim ve funundur. Sureti, acaba böyle şehir efsanesi, yok nerede o, Yuşa Tepesi'nde, orada gömülü. Ya olsa ne olur, peygamber bizde ya. Peygamberi bizde de, tabutun peşinde misin, Allah Resulü bizde ya. Ben sizin aranızdayım diye. Uhud da mukaddemede kaybediyordu. Sonra Hudeybiye barışı zahirde mağlubiyet gibi gözüküyor vesaire. Hadi bakalım. Akıl böyle bir şey. Epey zamanımızı aldı. Hasan abi. Şimdi akıla geçiyoruz. Tamam. Bir soru sorayım abi. Anladığım şu ki tevhid namus değildir ama akıl namustur. Şöyle. Namustur. Namusla kanun şöyle. Mesela sistem kanun. Orada bana uzatılan dalı diyor, insana uzatılmış bu dal, o namustur. Yani elma bir sistemdir, armut değildir o. Bin küsür tane çeşidi var elmanın. Ama benim bahçedeki namustur. Nur-u Muhammed'i mecul kanundur. Ama Ali, doktor, şunlar bunlar hep namussuz. Mesele anlaşıldı. Akıl böyle bir özelliği var. Aklınızın kıymetini aklınızla bilin. Kendinizde zevk almayı soruyor sevgili kardeşim. İşte bu tefekkürle kendinle zevk almaktır. Seyahat etmek, kendini kendinle seyahat etmek demek bu tefekkürle bunlara varmaktır. Bu adamın kanadına girmiş.
Bak bu da normal değil yani. Anladınız mı? Onu da kanadına giriyorlar. Bu sistem en küçükten en büyüğe kadar mücadele devam ediyor her yerde. Bak sineğe geliyor, kovuyorsun gene geliyor. Normal değil yani. Tamam. Bunları anlarsan, görürsen, fark edersen keyif alırsın. Yoksa küfür edersin. Allah bilmem neyini versin dersin. Hasan abicim bir sualim var, evet. Küçük bir sual. Bir mıknatıs aldınız elinize abi. Aldım. Orada zıt var mı? Yok. Orada? Bir mıknatıs. Hı. Benim zannımda orada zıt yok abi. Mıknatıs'ta. Yok abi. Hı hı. Allah varken hiçbir şey yoktu diyoruz. Hı hı. Mıknatıs'ta, inşallah tefekkür küfür değildir diye gidiyoruz abi. Mıknatıs'ta zıt yok. Tek bir mıknatıs'ta. Ama aynı mıknatısı ikiye böldünüz. 11. söz. Gayrın nazarıyla bakmak belki abi. İkiye böldünüz. Bakın aynı mıknatısı ikiye böldünüz. Bölündüğü noktalar birbirinin zıttı oluyor abi. Abi ben de şunu diyecektim. Güzel. Allah, vücut mevcut gibi. Evet. Mevcut vücuttan çıktı ama bir de tersi oldu gibi. Zıtları ehadiyet olarak niye düşünmüyoruz? Öyle zaten. Yani şey zıt deyince kelime, evet. Lügat biraz... Evet, vahdaniyet, ehadiyet. Şimdi 68, aklı anladık mı abi? Biz aklı ruhtan üstün yapmadık. Ruhun işte bir ayrı dedik, Harun. Aklın işte bir ayrı dedik. Evet, o sistem böyle gelmiş. Sistem böyle gelmiş ama üstünlük yok, eksiklik yok. Kadın çocuğu emzirebiliyor, ben yapamıyorum diye. Üstün değil. Ben güçlüyüm diye güçlü değil. Nedir o? Güçlü ve doğru ve hak olan nedir? İstidat ve fıtratına konulanı yapmasıdır. Eşitlik yoktur. Olmaz. Fıtrata zıttır. Köpek de hayvandır. Sığır da hayvandır. O zaman ikisine ya ot verelim ya et verelim. Hayvan ya, eşitlik ya. O zaman nedir? Adalet vardır. Adalet hikmettir. Secaattır ve iffettir adalet. O zaman köpeğe uygun davranmak, sığıra uygun davranmak adalettir. Adalet de eşitlik böyle şey olur, çarpışık olur. İnşallah size buradan da söylüyorum. O peygamberlerin, 28 peygamberin Kur'an'daki risalede kullanılacak kadar kullanılması lazım. Hizmettir kardeşim tabutu sekine. Tamam mı? Hizmetin kendisidir. Nuh'un gemisi hizmettir. Balık ve deniz ve gece hizmettir. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalık vücudu bizim dünya hayatımızdaki bu mücadelede rastladıklarımız, günahlarımızdır. Hizmettir. Hizmet menşeli. 124 bin peygamberin varisi mutlak olan Allah Resulü'nün bu asırdaki temsilcisi olan son müceddit Ustad Bediüzzaman Risale-i Nur hizmetidir. Bunun farkında başka bir şey diyorlarsa sizi oyalıyorlar. Bu lafla beni ne yapacaklarını da biliyorum. Ama her şeye rağmen 124 bin peygamberin varisi mutlakı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği Barla 163'te her 100 senede bir müceddidi din geliyor. Son müceddit Risale-i Nur ve Bediüzzaman'dır. Bu hizmet peygamberlerin varisleridir. O peygamberler hangi isme mazarsa Risale-i Nur hizmeti ona mazardır. Niye? O peygamberlerin kavimlerini kurtarmakta kullandığı esma yöntemini Risale-i Nur'da camidir. Evet, Kastamonu 164. Hizmetin tabutu sekinin içine girin. Nuh'a binin. Hutun denizden ve geceden çıkın. Hizmete binin, hizmete. Hizmetin içinde olun. Abi neresinde olayım? Neresinde olursan ol gemide. İstersen büyük gemiden ters ya böyle git. Gemi yük öyle gidiyor. Geminin içinde ol de. İstersen dibindeki makinede ol. İstersen kaptan ol. Ustad diyor. Nasıl olduysa bana diyor kaptanlık nasip etti diyor. Biz de tayfayız hepimiz. Öyle diyor yani. Nerede diyor? 17. Lema'da iktiran meselesi. İktiran. Gemide ol da, nerede olursan ol. Çok büyük gemide ben gördüm. Çok büyük şey petrol tankerinde gördüm. Adam başından kıçına gitmek için bisiklete gidiyor. Ve ters. Gemi böyle gidiyor, adam bisiklete böyle gidiyor. Sonra dedim ki arabayla geçerken şeyde, Boğaz Köprüsü'ne.
Dedim bak adam ters gidiyor, görüyor musun dedim, yavaş da gidiyor böyle gece. Hey ya dedi, hey abi nasıl, nereden istersen böyle gitsin, sen böyle git. Önemli olan değil. Gemi nereye yanaşacaksa o da otomatik yanaşacak oraya. İstersen çamur patak içinde ol, istersen taife ve kaptan ol. Gemide ol da, nerede olursan ol. Tamam, bu hizmette ol da, neresinden olursan ol. Bir tutun bir yerde, bir vasıfla tutun. Ne yapıyordun? Vallahi ya Rab, hizmetteydi. Tamam. Ne yaparsan yap, hizmette ol. Hatalarınla beraber. Motoru bile berbat etsen geminin, olsun gemide olsun. Yavaşlar gemi ama gider, senin gemi. Hadi bakalım. Kastamonu 164. Abicim ya, şunu çok içim böyle var ya, titremeye başladı. Birinci söz. Besmele, Rahman ve Rahim. Aha. Abi, ya böyle bir şey yok ya. Biz kendimiz adetullah'a tabi olmaya çalışıyoruz. Vasatta kalmaya çalışıyoruz. İffet, şecaat ve hikmetin içinde dahil olmaya çalışıyoruz. Ama Allah'tan istiyoruz ki bunları devre dışı bıraksın. Adaletiyle muamele eylemesin, rahmetiyle, rahimiyetiyle bizi muamele eylesin abi ya. Amin. Ya Subhanallah. Bir tanesine dedim ki tefsirci, Allah rahmet etsin, İbrahim Can'a, İstanbul Üniversitesi İlahiyat'ta tefsiri var, kitap üstü. Abi dedim, bir şey sorabilir miyim? Çok mütevazi bir insandı. Bak, bozda şey yapıyorum, iltifat etmiyorum, doğru söylüyorum. Bu kim ya falan, bu profesör, bölüm başkanı, tefsir, adi şey. Demiyor. Buyur kardeş, Hasan kardeş buyur dedi. Abi dedim, şey için sormak istemiyorum. Hakikaten öyle. O zaman kafayı takmıştım ya o zaman. De, şehit oldu ya arabada. Ya dedim, besmele ile. Besmele niye böyle başlamadı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gibi. Başlamadı da niye böyle başladı? Nasıl gidiyor? Çok Rüştü abinin yanında kaldım dedi ya. Ya dedi, ne acayip, evet. Bunda neyi gösteriyor biliyor musun? Mesela çok şey de, çok şey. Allah rahmetini, gadabını aştı. Ne işe getirecek bana? Rahmeti, gadabını aştı. Sonsuz dahi olsa gadabı, sonsuz değildir rahmete göre. Bana göre son. Rahmeti, gadabı blok etmiş. O zaman ne işime yarayacak? Besmele dedi ya. Ben nasıl öleceğim? Pergelini koy. Rahmet ilahi göre öleceğim. Gadab ilahi göre değil. Peki nasıl hesap vereceğim nükel mükele? Rahmet ilahi göre vereceğim. Onu aşmış ya. Haşir ve sırata nasıl geçeceğim? Rahmet ilahi göre. Peki ya böyle olmasa? Ben böyle inanıyorum kardeş. Bu böyle olacak. Ben de böyle olacak. Olmaz abi. Olmayacak. Sana öyle olmayacak. Çünkü enayine zenni abdibi. Nasıl inanırsan sana öyle olacak. Ya. Harun kafam Harun'da. Harun onu üstünlük, akıl, ruhtan üstünlük, o onu üstünlük, o onu yok eden cevherli değil. İşlevi farklı. Mesela kulağım gözümden üstün değildir. O duyar, bu görür. İşlevinden bahsettim aklım. Oldu mu Harun'um? Bir cevap versin. Evet abi, evet anlıyorum. Ha. Bak şimdi onun için misal verdim. Akıl, bak akıl bilmenin alameti değil mi? Biliyorsan hayatın alameti. Bak görmek, işitmek. Kıyas edilemez. Üstünlük de değil. Kadın erkek misal verdim. Adalet vardır, eşitlik yoktur. Üstünlük değil. Verilen sıfatı yapmak, yaşamak. Mesela bazen benim bazen kapıyor böyle. Acaba bu alemden göçüş nasıl olacak? Allah sonsuz, ölmez. Allah fani değil. Ama sisteme bak ya. Hem ölüyorum hem fani. Demek ki bunu tatmam gerekiyor. Niye? Ezeli ve ebedi bekayı bu bir saat kalacağım dünya kadar bir hayat, fanilik, kafam kırıldı, aç oldum, bilmem yoksa oldu, boşandım, evlen gibi böyle hayatın acayip böyle garayip muhatap olmam o sonsuz ezeli ve ebedi hayata maya olacak. Maye ve iksir olacak. Acayip bir şey. O kadar kısa yapmış. Niye? Sonsuz, ezeli ve ebedi hayata göre dünya hayatının yeri mi var? Bir saat diyor. Biz evhamımızla, vehmimizle o hazır zamanı genişlendirdik cam, ayna gibi. Altı tarafı cam olan bir odaya girseniz tabanı ve tavanı. Sağa, solu, önü, arkası. Ayna düşün İbrahim.
Gir içeriye. Nasıl olur orası? Sonsuz geniş olur değil mi İbrahim? Evet. Ama sonsuz mudur? Dünya böyle. Korkma. Ey arkadaş, bir tanesi demişti ki, Hürşit abi, dedi ki böyle bir ayna olsa dedi. Ha? Ayna olsa. Tamam mı? Tamam. Şurası da bahçe olsa diye. Aynı böyle oldu. Şuraya, doktorum senin yaslandığın yer cam olsun. Ayna olsun. Tamam abi. Burası da, burası da. Burası açık ama bahçe. Koyduk mu abi? Koyduk. Bahçe. Ondan sonra o ayna bu bahçeyi gösterir mi? O duvar aynaydı. Kapıyı bir açsak bu duruma veya cehennem gibi bir yere yatsan ne olur? Bunun gibi bir yol. Müsbeti de tam tersi. Bir bakıyorsun ki böyle fırtına, yapraklar dökülmüş. Bir açıyorsun kapıyı, o ayna. Aa, ayna, kapı açılacak kadar. Dönen ayna. Kapıyı böyle açmak değil. Var ya böyle havalimanlarda oluyor. Dönüyor. Tak tak. Böyle ya. Arabanın benzini şey gibi. Klapesi gibi böyle. Kapıyı böyle açmıyorsun. Bir dönüyor. Aa, ayna iyiydi. Burayı gösteriyor. Kapatıyoruz, burayı gösteriyor. Zannediyorum ki ben orayı seyrediyorum. Meğer ayna burayı bana seyrettiriyor. Bizim vehmimiz hep öyle. Burayı gösterdiği için buraya talip değiliz. Hep vehim. Maziye gidiyoruz yani. Evet. Çok acayip. Zil çalıyor. Şimdi kapıyı açıyoruz. Lan bir hafta önce çalmıştı ya. Ama filmin içindeydi o. Film burada. Ey arkadaş, şimdi hayali baştan çıkar. Aklı kafaya geçir. Şey ne diyor biliyor musun? Ayette, ehli sünnet kaçtı ya? Tabut-u Sekinet'te söyledim o ayeti. Yani kaçıncı süreydi ya? Dokuzuncu. Diyor ki, onlara diyor, güvendikleri dünya hayatını diyor, o demir kubbeyi kastediyor, tamam mı? Kaldırdık diyor. Kaldırınca ne oldu? Korkuyu giydirdik onlara diyor. Ya korkuyu giydirdik diyor, korkuyu. Yani o güven giymişlerdi. Nereye güven girmişlerdi? Şeye güven girmişlerdi. Abone olayım. Ona güvenerek Allah'tan koparttılar. Bize bir şey olmaz. Bir bitti. Allah'a da zaten güvenmiyorlardı. Demir kupaya güveniyorlardı. Devre dışı olunca ne oldu? Allah şunu giydirdi. Giydirdim, verdim demiyor. Korkuyu giydirdim diyor. Korkuyu giydirdi. Şimdi söyledim. Ey arkadaş, şimdi hayali baştan çıkar. Aklı kafaya geçir. Aklı kafaya geçir. Sonra evvelki iki yolun, mağdup ve dalin yolu, hatarları pek çoktur. Kıştır daim güz yazı. Devamlı böyle. Böyle bazı insanlara rastlarsın. Hep yaz dünyası. Hep kış. Hep olumsuz. Nereden buluyorsa hep beni buluyor. Doğru. Beni mi bulacak? Tabii ki seni bulacak. Sen çekiyorsun. Sen mıkladısı olursan demiri çekersin. Kağıdıcı mı? Olumsuz düşünürsen olumlu şeyler mi gelecek sana? Hep beni buluyor demek ne demek biliyor musun? Hep olumsuz düşünüyorsun, hayal ediyorsun da ondan. Ben sana söz veriyorum. Olumlu şeyi hayal et, olumlu şeyi düşün. Abi tamam öyle yapsam zaten kurtulurum. İşte mutlu olanlar tesadüfe mutlu olmamışlardır. Sistemi bilmişlerdir. Biz böyle dirseğe eritiyoruz. Hem dünya ahirette. Bak öyle demişti rahmetli. Ben de size söylüyorum. Şu diyor, ezeli ve ebedi bir hayat içinde fani olan kısa bir dünyada ve kısa dünyanın senin dedi ömrün 15 sene genç çocukluk diye anlamayacaksın demişler dedi. 15 sene ihtiyarlık mesela gece önce çıkarsan birkaç sene dedi fedakarlık yaparsan bunun ekmeğini ezeli ve ebedi yiyeceksin dedi. Aa işte ben şu anda yiyorum. Gençliğimizde bu yolu tercih Allah ettirdi. Çok şükür. İşte biraz sıkıntı çektik. İşte eş olmadı, aş olmadı, iş olmadı. Atımız, yatımız, katımız olmadı. Ama bütün kardeşlerin her şeyi benim oldu. Gönülleri benim oldu. Allah benim oldu. Sen de öyle düşün, senin olur. Allah benim olursa, Allah'ın neyse varsa hep benimdir. Neden söylüyorum? Mesubiyeti ciddiyle bir an yaşaması. Bir an yaşaması bak. Ne olur?
baki mutadit vücutları kazanmasına vesile olan bir kelime hükmü, hükmünde gördüm. Mensubiyet cihetiyle. Bir an yaşamaz. Bak. Sanki yukarı paragrafın mütemmimi bu şey. Mağdup neydi arkadaşlar? Hiddet ve gadaba uğramış. Doğru ve hak dini tanımamış ve rahmetten mahrum kalmış. Lütfu ilahiden mahrum olmuş. Dallin nedir? Hani Fatiha'da geçiyor ya. Dallin. Sapkınlar. Müslümanlıktan ayrılanlar. Lugatı söylüyor. Sapkınlar. Müslümanlıktan ayrılanlar. Kur'an hakikatlerinden ayrılıp sapanlar. Bu bitti. Lugatı da söyledim. Anladınız değil mi? Mağlup, dallin, lugatı söylemiş. Yani istilamımız. İçerisi nedir? Mağdup, rahmet. Dallin, hikmet. Bunlar birbirinin zıttırlar. Fatiha'nın bu ayeti akla hakim olamamasının aklın yılan, akrep ve izacatından kurtulamamanın neticeleriymiş. Akıl, aklına yılan ve akrep olması, dolayısıyla aklın aklını yemesi izacatından. Ben böyle bir hastalığı gördüm. Adapazarı'na İzmit değil galiba. İzmit de olabilir. İzmit. Dağın tepesinde bir hastane var devletin. Üniversite. Adapazarı değil galiba. Herhalde İzmit'e. İzmit, Kocaeli'de abi. Kocaeli'de. Tepede. Kandıranın üstadı. Ha, tepede bir hastaneye götürdüler fakülteye. Bir kardeşi ziyaret etti. Eyüp denen bir kardeş. Ben hiç unutmuyorum. Oradaki hoca, profesör de bize de izahat yaptı. Esat Coşan cemaatindendir rahmetlinin. O profesör bizi bildi. Bize izahat yaptı. Bana izahat yaptı. Sordum, merak ettim. Niye söylüyorum? Öyle bir hastalık ki doktor, beden, vücudun savunması, deriyi düşman kabul ediyor. Deri yiyor. Vücut deri yapıyor, o yiyor. O ne mikrobu şey varsa o sistem. Deri yiyor, deriyi. Deri olamıyor. İşte onu devlet işi yapmaya çalışıyoruz diyor. Deri yiyene. Vücut deri yapıyor kendisi. Onu düşman addediyor. Bunu şöyle addettim. Aklın izacatından. Akıl aklı yiyor. Aklım aklıma bela. Aklım, bakın düşünebiliyor musun? Aklım aklıma bela. Aklım aklımı yiyor. Aklım aklıma çelme takıyor. Tuzağa düşürmeye çalışıyor. Jung da böyle diyor, biliyor musun? Tabii tanımlayamadığı için bunlar filozoflar var ya Avrupa. Hepsi ama. Bütün Darwin de dahil. Lenin de dahil. Hepsi dindar bir Hristiyanlıklardan gelmiş. Onlara karşı bir dini çok iyi biliyorlar. Ama tanımlayamadılar, izah edemediler. Onların dinsiz gibi gözükmeleri zannediliyormuş ki Allah ve Kur'an'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlar. Onların anladığı dine düşmanlar. Ben de düşmanım zaten. Onların anladığı dine. Testiste ben de düşmanım. Testislerin, Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüsü olan papazlara ve İran'daki ayetullah'a biz de kabul etmiyoruz. Onların söylediği Allah söylemiş oluyormuş. Böyle bir şey olur mu diyor ya. Ondan sonra dinsiz dediler. Ne dinsizi ya? Böyle diyerek dine yaklaştılar. Mağdup rahmetten, dalin hikmetten mahrum. Olunca ne oldu? Akıl, yılan, akrep gibi kendisini, bak nereden? Rahmetten. Aklı rahmet yönetmiyor, hikmet yönetmiyor. Aklın rahmetli mahrum olması mağdup, dallin olması hikmetten. Şimdi devam ediyor. Hasan bir şey söyleyeyim şurada. Sanki ben anlıyorum ki abi, mağdup sonuç, dallin de süreç gibi sanki anlıyorum. İşte dallin, onu söyleyecektim. Dallin rehbersizlikten. Peygamberi kabul etmemekten ortaya çıktı, onu diyecektim. Peygamberi kabul etmemekten. Bir tanesi peygamberi, bir tane kitabı kabul etmemekten. İkisi cem olursa Allah'ın reddeti o. Neye benziyor? Deist. Ne benziyor? Allah var ama karışmıyor. Osmanlıca'daki adı neydi bunun adı? Muattıla. Bir tanrı, tövbe onların tanrısı yaptı. Bir tanrı var, ikinci tanrıyı yaptı. Birincisi yatıyor, dinleniyor. Vazifeyi ikiye verdi. İki de dedi ki, olan ben miyim bu şeyi akıllı? İki de üçü yaptı, üç de derken
Ukulu aşere 10 tane 10. yaptı. Şu anda işin başında 10. zavallı tanrı. 10. böyle. Diğerleri yatıyor tamam. Muaddıla yatıyor. Şimdi peki bunların temsilcileri kim? İsim değiştirdim. Şimdi daha güleceksiniz. Bunlar deistlerdir. Deist tamam mı? Mesela İhvan-ı Safa demiştim o derste. İhvan-ı Safa kimmiş? Hazreti Ali radıyallahu anh Abdullah İbni Sebe münafık. Sen ilahsın dedi. Tanrı'nın yeryüzündeki alışmışlar ya putlara, Mekke'deki putlara. Sen Tanrı'nın yeryüzündeki insan suretindeki ilahsın dedi. Bunu gebertecek, fitne olacak. Bir sürü şey. Bunu Kum şehrine şapıyor. Atıyor, lanet diyor. Hicret ediyor, kovuyor yani. İran'ın Kum şehrine. Orada Şia felsefesini kuruyor. Şia oradan çıkıyor. Bu. Sonra Abbasiler de isim değiştiriyor. İhvan-ı Safa diyorlar. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Fatiha'da da böyle olmuş. İhvan-ı Safa. Geldi Osmanlılara. Bunlara ne demiş? Zendeka demiş. 1700'lerden sonra Mason demiş bunlara. Sonra ne demiş? Küreselciler. Globalistler olarak çıktı. Onların arkasında kim var? Hristiyanları ve Yahudi'yi çok iyi bilen papaz ve hahamlardır. Bunlar kimdir? Dali, mağdup ve dalinlerdir. Ben size bu şeyde ansiklopedik bir bilgi verdim. Benim çıkarım değil, bu böyle. Aklın izacatı derken abi, cevher olan akıl mı kastediyoruz? Yoksa zekavetle akıl arasındaki bir... Yok, cevher o, yazılıma dokunmuyoruz. Bu derslerde cevher... O zaman dimağdaki bir mesele. Akıl, evet. Sistem, taakkul. Ha, içerisindeki şey nedir? Akıl. Mesela tahayyül bir sistemdir, hayal. Taakkule bir behre İsmi diyoruz var. Mesela. Taakkule bir behre demişiz. Evet. Bir behre olan izacat, yani rahatsız oluyor mu? Oluyorsa, dalin ile bu dersin dişini atma. Dalin onlardır, efendim mağdup da onlardır. Bizde? Bizde de var. İrfan söylemişti ya Hasan abi 24. sözü dersini yaparken. Yani aslında katre Reşa, Zühre aslında üçü de bir kişinin bir kişi. Şahsiyet. O üç tane mi? İfrat tefrit vasatı ile de 9 tane şahsiyet olur. Oysa 3 tanesi şeydir, harikadır. İfrat tefrit şeydir. Bu mağdup ve dalil olmasa bizde de var. Şirk yok. İman ne olur? Şirk, yani illa şirk koşmak değil, şirkin olma şeyi var ya bizi tutuyor bu tarafta. İlle şirk koşmak değil, olabilir. Mesela ondan şey yapıyorlar, mesela diyor ki, Allah diyor günah yapacak bir mahlukat olmasaydı sizi kaldırırdı, ondan sonra yapabilecek mahlukatı getirdi. Buradan meşrulaştırıyor yani günah yapmamız. Hayır kardeşim, günah yapabilme istidadındayken yapmayacaksın. Böyle bir mücadeleci bir ruh istiyor Allah. Abi çok enteresan. İşte mümteniyi ben o zaman anlamıyordum. Mümteniyi, yani zaten mümteni niye zikrediliyor? Ya mümteni olmazsa iman olmuyor. Olmuyor ki, nasıl yapacaksın? Şimdi anlıyor musun? Yani günah işlemeseniz günah işleyecek mahlukatı yaratacağım. Öyle değil o. Tercüme değil. Günah işleme fıtratındayken, hayır. Mesela diyelim ki bu günah işleyebilir mi? Cebrail günah haşa veya bir melek diyeyim onu misal verim. Günah işleyebilir mi? Öyle bir şey yok. Hayvanın günahı var mı? Yok, istese de yapamaz ya. Ama yani şu haram seyredebilir mi? İstese yapamaz kardeşim. O vay be, hiç haram seyretmemiş ne adam. Niye büyütüyorsun kardeşim? O bakabildiği halde mi de bakmadı da büyütüyorsun? Bu çok acayip bir şey abi ya. Ya bu ama var ya, ömründe bir tane telefon, gafurla telefon etti geçen, diyor ki abi bir arkadaşım var, ömründe hiç haram seyretmedi. Oy be, nasıl kamil adam, ne kamil ya, aman ya. Ya ben sana ne diyeceğim, şunu küçültmüyorum onu, nimet olmuş ona ama yapabilirken yapmayanı bana söyle. Adam gibi adam o, yapabilirken ben haramı yapmayacağım. Allah böyle bir ruh istiyor. Ümmeti Muhammed, ümmetçi ruh istiyor.
O yüzden diyor yani ben zıtsızlık bu abi bu kadar kötü oldu ki abi. Zıtsızlık istemem ben hayat ya. Yani zıtsız olsaydınız ben sizi zıtlayarak diyor Allah'a karşı. İşte, işte. Günah işleyin demiyor yani. Ya, yani günah işleyebilecek fıtratta olmanı istiyorum diyor. Niçin? Ben seni mutlak hür yapmak istiyorum. Günah işlemez özelliğin yoksa, yapabilecek özelliğin yoksa, sen hür değilsin. O kayıttasın, o parkurdasın, çıkamazsın. Mesela Ezra Rüştü abi derdi ki, vakıflara derdi, vakıflara siz üzerinize alın. Ben diyor, istesem diyor, evli olabilirim dedi. Olamaz mı peki? Ama evliler hiçbir zaman bir daha vakıf olamaz. Yani böyle mücerret. Yani dershane çağır, vakıflık yapar ama bu olmaz. Hani iki yol teke inmiş oluyor. Ölür. Tamam. Şimdi meleklerin tek yolu var. İnsanların yolu sonsuz. Ara bir soru. Zıtsız terakki mümkün değil. Değil. Yok mu? Yok. Meleklerin terakkisi var mı? Ayrı bir sistem yok mu? İnbisatı var. Terakki başka. Şu terakki şu. İnkişaf yok. İnbisat var. Bak şimdi. Cennetteki... Oku al. Çektim abi. Gitti mi? Noktada noktaya bu inkişaf. Sesim inbisat. Melekleri makamı sabittir diyor. Değil mi? Bu sari. Ha genişlemez değil ama genişler. Ondandır ki insan sema gibi yüksek, okyanus gibi geniş, derinliği kadar derin insan. Sema gibi yüksek ruhu, enginliği kadar, genişliği kadar kalp, derinliği kadar dimağ. Dimağı ruha zıt bir yerde koydu Harun'um. Sema ruhtur. Okyanusta ol. Okyanusun genişliği kalptir. Derinlik ise dimağdır. Dimağla sema bak ne kadar acayip. Ondan sonra denizciler veya denizde aşina olanlar bilir. Şöyle bir bakıyorsun ki denizin rengi değişiyor. Ya nasıl değişiyor derdim ya. Meğer aynaymış. Semayı gösteriyormuş. Semayı gösteriyor. Denizin dibindeki kumun taşın rengi de etki yapıyor abi. Etki yapıyor. Şimdi onu diyecektim. Balıklar bile şey yapıyor. Ama esas aynaymış yukarıya. Ve ondan sonra içerisindeki o kırılmalar da dışarı yansıtıyor. Ne madde var? Kırılıyor dışarıya bana gösteriyor. İçeride haber veriyor ehline. Deniz üzerine bakıp dibindeki cevheri bilenler var. Kırılmasıyla. Hasan abi, el cevap dediği zaman 24. mektupta bakın çok geniş, çok derin, çok yüksek. Yani burada bu akıl, kalp ve ruhun cemiyle birlikte baktırıyor üstad 24. Emin mektupta. Niçin ben emaneti dağlara verdim kabul etmedi. Akla verdim olmaz dedi. Tamam mı? Semalara verdim dedi olmaz. Ruha verdi tek başına yapan kaldıramam dedi ya. Ondan sonra geniş diyor tamam mı? O da kalbe verdim dedi. Kalbe verdim olmaz dedi, ruha verdim olmaz dedi, akla verdim olmaz. Üçü bir ortaklık yaptılar, kolektif şirketi aldılar. Niye aldılar? Zalim olmak için değil, zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için. İnne ukâne zalim anca ula. Niye alıyorsun? Bunları kaldırmak için. Ne kadar zalim ve cahilliğini biliyor ki bunu kaldırayım bununla. Abi. Hep ölüyor, sizi de devam edemiyoruz. Kusura bakmayın. Bu zalimlik ve cahillikle alakalı da tefekkür etmiştik de biz. İrfan gibi hafta sonu beraberdik. Şimdi zalim kuvve-i gadabiyeye mesela bakıyor. Cahil kuvve-i akliye bakıyor. Mağdud ve dalin dediniz ya mesela. Orada da kuvve-i gadabiye var. Orada da kuvve-i akliye var mesela. Harika. Hani hepsi, dediniz ya bizden hariç bir şey yok hani. Bu noktada enfüsten bakıldığı zaman bunlar evet zaten o Yahudi dediğimiz. Mesela kuvve-i gadabiyenin hem ifratı hem tefriti. Adamlar hem peygamber katili hem de en korkak insanlar. Hariçten baktığında zıtlık. Ama bu ne? Kuvve-i gadebiyenin yani bendeki şeyleri ne derler? Fraksiyonları derler. Çeşitleri yani. Çok güzel. Aferin. Böyle bak mağdup kuvve-i gadabiye, dalin kuvve-i akliye yani rahmet ve hikmet. Ya. Aferin. Ya sistem oldu mu artık çoğaltta çoğaltta. Aklı kafadan alan bir sebep de hayaldir. Sanal, hayali hayatı yaşayanlarda... Bir şey okumadınız ki. Fatiha'nın bu ayeti... Ha okumadı ha.
Fatiha'nın bu ayeti akla hakim olamamanın, Fatiha'nın bu ayeti ne anlatıyor bize? Hayrin mağdubi aleyhim ve nallallin. Aklın, Fatiha'da bu, aklın aklına hakim olamamanın, aklın aklına yılan ve akrep ve olup izacatından kurtulamamanın neticeleri olduğunu, aklı kaybetmenin insandaki ortaya çıkanlarıdır. Aklı kafadan olan bir sebep de hayaldir. Aklı kafadan alan bir sebep de hayaldir. Ne demek? Şu anda artık o silah var ya, insan savaşları bilmem ne, esas silah şu. Gıdayı da geçti. Gıdayı baktı ki yapamadılar. Ne kadar bozdularsa gene olmadı. Yani gıdayı o kadar bozdular ki hayalin alamayacağı kadar bozdular ama gıdanın içerisinde iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incisap, meyil. Bunlar imanın tekmini. Bunların eşyanın tabiatını iman, itikat değiştiriyor. Niyet, nazar değiştiriyor. Mesela diyelim ki adam tansiyon ilacını içse, tansiyon normal olur. Tansiyon ilacının olmuş yani bu. Aynı kapsülünü yapmışlar. Aynı. İçi şey, vitamin. İçiyor. Tansiyonu aynı gene eskisi gibi şey. Acayip bir şey. Yani sebep sonuca mutlaka odaklanan bir doktor bunu anlamaz. Sebepsiz tecelliye biraz aşina olanlar bilir. Yani niyet ve nazar bu sistemi değiştirebiliyor eşyanın tabiatını. Mesela zehir adamı öldürür. Ustadı öldürmedi. Zehir adam öldürür. Sahabeyi öldürdü. Peygamberi de öldürmedi. Ölen dirilmez. Ama peygamberim zamanında 19 mektupta ölü kalktı bizimle yemek dedi diyor. Yani sebep sonuca mutlaka şey yapmayın. O Allah'ın bir adet olduğu gibi sebeplerin arkasında sebepsiz tecelli olan ismi azam. Ne diyor? İmdada tassa ihsanat hususiye bir tane de var. Neydi? İnayet-i hassa, imdadat-ı hususiye bir tane de var. Bunlar sebebin arkasındadır. Ama mekteplerde maalesef sebep sonucu putlaştırdılar. Mutlaka öyle olacakmış. Olmuyor. Ölmesi lazım. 15. kattan çocuk düştü, bebek ölmesi lazım. Bu kazada ben sadece araba toz. Oluyor işte. Allah koruyor kardeşim. Allah sebebe mahkum mu? Allah mecbur mu kendi yaptığı sisteme bakma? Yapmıyor, öldürmüyor. Üstad 17 defa resmi zehirlenmiş, 20 küsur defa ölmüyor. Ne yapıyor? Bugün dedim ya, ondan sonra, ya usta 86 yaşına kadar yaşamış. Tansiyon ilacı içmemiş, kolesterol içmemiş. Ne? Hatırladın mı sofrada? Doktor, hatırladın mı sofrada? Ustad az yemiş ya. Az yiyince dedim, ne oldu? Az yiyince normal gıdayı vermiş. Gücü nereye harcamış vücut? Uyuma sağlamış. Böbrek, karaciğer, dalak birbirlerine uyuma gücü harcamış. Şimdi yemeğin hazımlarıyla bir sürü enkazlarla meşgul olmamış. Fazlalıklarla meşgul olmamış. Yani bir tabak gerekirken 3 tabak yaptın. 3 tabağın işlemeyecek mi o makine? Onunla meşgul olacak. O zaman mide, böbrek, dalak, işte bağırsakla olan uyumdaki eforunu, gücünü kısmen kaybediyor. Üstad meşgul ettirmemiş. İhtiyacı kadar yemiş. Ondan sonra ne yapmış? Diğer organlarla uyuma sağlamış. Onun gücü azalmamış. Öteki taraf zehir verdin ama kana zehir verdin. Organlar vesaire adetullah da işletmiş. Ustad onu iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, meyille o kanın o şeyini niyet nazarla değiştirdi. Rahmetli Zira bir şey, Deri Hoca'ya dedim ki, ya dedim, Deri Hocam dedim ya, ya şurada birisi var dedim ya, evin tek çocuğu 14 yaşlarında. Ya dua edelim, gel de, havu sen ben, şu kanser kalksın ya. Ondan sonra bir tarihi bir şey söyledi. Havuz da orada. Olur dedi ya, ben cüzümü okurum, ben diğerlerinden anlamam dedi. Sen dedi maneviyat yaparsan hocam, ben de dua yaparım dedim. Hizbullah kayıktan. Dedi ki, bak dedi, Allah bu üçümüzün kalbini kırmaz dedi.
kalbimizi kırmaz. Ama biz de Allah'ın adetini kırmamamız gerekiyor. O kalbimizi kırmaz diye. Evet dedi, kanser kalkar ama onun eceli gelmişse onu değiştiremeyiz. Kanser kalkar ama gene o tarihte ölecek dedi. O zaman böyle bu adeti dedim, adetini işletemeyiz mi dedim, adetsizliğin. O dedi hakkın imtiyazını başka yere bir kullan dedi. Allah. Çok acayip adamdı. Ama kadın gibi değil mi Hasan? He? Ama kadın gibi. Evet, ustada geliyor. Açılıyor sonra gene kapanıyor. Kapanıyor sonra vefat ediyor. Vefat ediyor. Ustad kullanıyor imtiyazını. Akar gözü açılıyor. Onun duasıyla doktor diyor. Ama doğru. Bağın işte ama onu gözü açılıyor. Ama 40 gün sonra kapanıyor. 3 gün sonra vefat ediyor. Meğer diyor. Yani 40 güne bedel. Meğer 40 gün kalmış eceli. Ya arkasındaki sistemi bilmiyoruz ya. Tabi ol ya. Allah tabi ol ya. Teslim. Çok güzeldir ya. Ne yapar? Bilmiyorum ama rahmet merkezli yapar. Rahmet ilahi, gadabını geçmiş olan Allah bana muamele edecek de. İhlas bir de şey var Hasan abi. Duymuyor, duymuyor. İhlas vazife ilahe karışmamaktır. Evet. İhlas vazife ilahe karışmamaktır. O zaman ismi azam istenilmez, belki verilir noktası var. Artık genişletir. Hadi biraz gideyim. Gidelim inşallah. Ya bu çok acebime gitti ya. Mağdub gayril mağdubi aleyhim ve lallin. Kuvve-i gadabe, kuvve-i akliyenin ifratla harici tefritle kendisini ortadan kaldırıp aklı yemesidir. O hastaneye gittiğimde vücudu deri yer gibi. Bir de ne silah yaptılar? Çocukları, gençleri film seyrettirerek devamlı. Film seyrede, eğrede insan bir şey yaparsa çok gelişir. Nesi gelişir? Mesela çok yürürse, çok futbol oynarsa, kumar oynarsa, ilim yaparsa, tefekkür ederse o tarafı gelişir. Ne yapar o zaman? Meleke sahibi olur. Şimdi film seyrede, ede sanal dünya, yani kuvve-i hayali çok genişir. Yürürken hayal eder, tuvalette kız ve oğlan hayal eder. Yemek yerken hayal eder, sen zannedersin ki dağılmış. Oğlum kızım nereye daldın? Öyle dağılmadı, orada yaşıyor. Hasan abi, nereye uyuyorum diyorsunuz ya. Ne? Ya anne ya, bulaşıyor geri gidiyor. Kız dedi ya, ya anne ya, o anne, prenses halbuki. Biraz önce film istiyor. Film içinde prenses, tamam her şey emrinde. Emredildiği zaman her şey olurken, o anda tam onu yaşarken filmde böyle. Kızım hadi gelsene, bu sofrayı kaldır artık. Anne ya! Anne de çıldırıyor. Hep ben mi ya bu tepki? Anne diyor, ulan bu kadar sert tepki niye verdi ya? Bir şey demedim ki. Neye demedi, haberin yok kız. O prenses olmaktan kraliçeydi, sen hizmetçiye getirdin. Haberin yok. Ama o da onun için sert tepki veriyor. Niye sert? Ne kadar yüksekteyse yere o kadar sert çarptı. Sonra diyor ki, ya hocam diyor, ben bir şey demedim ya, bu kadar prefis çocuk diyor. Hayır, o hal sanal dünyasından kesif dünya gelince boğazı sıkılır gibi olmuş. Onun için ehli dalalet film seyrettire ettire bize sanal dünyasında yaşar hali getirdiler. Ondandır ki Ali, burada derste otururken bile hep kayıp gidiyor. Alabalık gibi pat diye gidiyor oraya. Çok film seyretmekten oluyor. Kayıyoruz. Alabalık tutamaz yani. Tek tek kayıyor. Mutlu olanlar, hayaline ve tasavvuruna hakim olanlar hep diyeceğim diyor. Tesadüfen olmamışlardır, özel değillerdir. Yöntemi yapa yapa meleke haline getirip yönteme kendilerini değil, kendileri yöntemi kullanır hale geldiler. O beni kullanmaya müsaade etmeyeceksin. Düşüncelerin seni avlamasına müsaade etmeyeceksin. Bilgi, kafandaki zil ile kapıdaki zili ayırt edeceksin. Yoksa şansın yok. Buna hakimiyet Hasan abi dışarıdan mucize gibi görünüyor. Aslında mucize değil mi? Hiç de değil. Ha işte ders yapa tefekkür edeyim. Ya. Mesela elbisesiz yap. Ben mesela her gün 1 dakika yapacağım diye. 1 dakika. Ben burada oturuyorum. Bak şu anda bak yukarıya çık. Bak yukarıda hem size bakarken kendimi, takkemi görmem lazım. Evet.
gömleğimi de görüyor. Yapa yapa, yapa yapa. Bak ben beni seyretme melekesi sahibi oluyorsun. Kendini seyrediyorsun. Bu da adetullahın dışına çıkmak değil. Çıkmadı ki adetullah. Yani sistem bilmiş. Kullan ya. Ondan sonra bir kaptı bir şey değil mi tuvalete? Ya, ya nasıl dedi ya, niye dedi ya. Bunu nasıl yazdı ya, Allah Allah. Ya bırak ya hemen. Ne haber? Böyle bir çiçek sula. Bir kuşla meşgul ol. Bir şey yap. Yani celal ve cemalin tecellisinde, tesirindeyken kendini yönetmeyi bilmen lazım. Başka şansın yok. Kaptan çarşaf gibi hep deniz beklemez. Fırtınada olacak. Ne olursa olsun o kaptan o gemiyi orada yüzdürecek. İlle cemal çarşaf gibi bir deniz bekleme kaptan olmak için. Seni, ya abi ben yapamıyorum. Yapamazsaydın Allah bu dünyaya seni göndermezdi. Gerçeklerden, gerçeklerden, realitelerden ve nefsül emirden sıyrılırlar bunlar hayaller. Hayalciler, film seyredenler. Hayalperestlik aklı devre dışı yapar. Hayalperestlik aklı devre dışı yapar. Akıl baştan gider. Nerede yazıyor? Muhakemat 88'de der ki hayalle, yani hayali çok çalıştıra çalıştıra filmlerle. Hakikati tefekkürde değil. Hayali çok çalıştıra çalıştıra bazı şeylerde hastalık olduğunu söylüyor Muhakemat 88'de. Şimdi kısmen gelecekte diyor, bir cümle hastalık seviyesine gelecek diyor. Mahkemat 88. Görün bakın. Şimdi kısmen diyor. Gelecekte bir tamam ya. Hayaliyon olacak diyor. Geziyorlar hayalperestler. Robot. Şu an değil mi? Şu an. Şu an evet. Bir cümle. Herkes bunun tesirinde olacak. Şimdi kısmen diyor. Çünkü film yoktu ki o zaman. Usta zamanında sinema vardı. O kadar tekti. Bir şey ne kadar nimet ise aynı zamanda da o kadar nimet olduğunu unutma. Aklı baştan çıkaran olduğu gibi bu şey aklı yapılandırandır aynı zamanda hayal. Bazen kafaya hakim hayal olur. Bazen hayali akıl aldığı gibi. Bir yoldan gidiyorsan aynı yolda geri gelebilirsin. Evet, sözler 309'dan okuyorum şimdi. Hasan abi. Efendim. O zaman hayalin de ifratı, tefriti, vasatı var. Tabii. Vasatı aklın emrinde olması. Emrinde olması. Yapılandırması. Evet, ifratı şeytanın elinde. Zekavet midir abi acaba? Zekavet böyle. Zekavettir. Tefriti nedir abi onun? Tefriti kendine dönüp böyle hep olumsuz hayal eder mesela. Hayal, ben iyi değilim böyle, kötüyüm. Ah hastayım, kazayım. Yani tefrit şöyle, kendine dönüktür. İfrat kaşıdır. Derisini yiyen var ya, onun manevi olanı. Yani mesela hep böyle kendisi hakkında olumsuzdur. Hep bana şey gelir. Erşin'in bir tanesi dedi ki, yani hep yolda birkaç sene. Dediğimi söylüyor, ondan sonra demiyorlar, daha duydu ya. Abi diyor, ben diyor şeyi kazandım. İşte memurluğu. Şimdi mülakata gidiyorum ama bana dua et diyeceğim ama gene dua et abi dedi abi. Ama kazanamayacağımı biliyorum. Niye dedim? Bana kazandırmazlar dedi. Doğru söylüyorsun dedim, hemen minibüsten in dedi. Niye abi dedin ya kazan, o zaman niye gidiyorsun dedi. Sen bana söyle bakayım, kesin biliyorsan. Olabilir. Ne öyle dedin dedi. Ve olumsuzlarsan seni yaymış olduğun o adamların karşısına çıktığın zaman olumlu enerji veremezsin. Ben ondan elektrik alamadım. Alamazsın tabii çünkü keban barajı gibi baraj değilsin ki. Sen şimdi beni zaten almayacaksınız diye o heyete böyle bakarsan onlara olumlu enerji vermiş olur musun? Hayır. Ona çocuk bile bu yalandan mı hayvan bile samimi mi ciddi mi diye bu seni seviyor bile anlıyor da. O adam şuursuz dayansa seni yaymış olduğun duyguyla o seni almayacaktır. Çünkü sen diyorsun ki beni almayacaksınız zaten. O da diyor ki doğru söyledin. Ya o kardeşim ille simadan insan etkilenmiyor. Bak başka kokudan etkilenmiyor. Kur'an ayaklarınızı yere diyor, kadınlara diyor ki yere öyle alıcı beni al buradayım tarzında yere vurmayın diyor. Ayak topuğunu söylüyor ya, dairesi var mı?
O abi nasıl oluyor? Ya doktor senin gaytan istiyor içeriği seyredeyimde. Ulan o pislik senin içini dışarıya taşıyor da ayakkabı sesi, senin ses konuşman, mimiklerin, kokun, seni dışarı, siman, konuşman seni dışarıya taşımıyor. Onun aklı idrat etmesi bile onun hissiyatı şey yapıyor ya. Abi peki onun heyecana inandıktan sonra evet. Olacak mı onu çevirmek? Mümkündür. Yani mesela bir hadis-i şerif var diye, hadis-i şerif diyor ya hani dünyanın peşinden, dünyadan kaçarsan dünya senin peşinden. Aynen öyle. Hadis-i kutsi. Dünyadan kaçıyormuş gibi yapıp kaçıyormuş gibi yaparsan ben arkama da bakacağım böyle geliyor mu diye. Ama kuantum fiziğine benzedi o. Onu yemiyor kuantum. Ona inanacaksın. Eğer onu kandırmaya çalışırsan beni birisi seyrediyor onlar dersen kuantum fiziğinde tanecik hareket yapar. Beni kimse seyretmiyor inanırsa ki hakikaten yoksa dalga boyu yapar ki sahile bir tane nokta çıkma sahile dalga çıkar. Kuantum fiziği bile yemiyor. Yemiyor abi. Ya hoşuma gidiyor biliyor musun böyle Allah hoşuma gidiyor tabi estağfurullah ama diyecek de kafayı ne yapayım öyle bir sistem koymuşum kuantum fiziği bile. Önümüzdeki şeyle birisiyle çalışacağım kuantum fiziğine biraz da böyle. Böyle harika 17. sözde birisi bir şey bulmuş da. 17. sözde mi? 17. sözde kuantum fiziğinin 6 yönünü. Ondan sonra onunla biraz bir şey yapacağım. Çok ilgimi çekti yani 6 yönü kuantum fiziğinin 6 yön. O 6 yön anlatıyor ya şeyde. Evet. Yani o nazarla baktı hakikaten kuantum fiziği ya. 17. sözde nasıl çıkarmış anlamadım. Sonra baktım ki hakikaten oymuş. Biraz çalışacağım. Çok acayip. 309 sözler. Saat 3.30. Çünkü üstünde sikke yiyeceğiz. Altında burhan ve dil. Bak 6 dedik. Bak 6 tane yön çıktı bak. Kuantumuza evet, bak. Bak ha. Şu anda 6 tane yön. Üstünde sikke yiyeceğiz. Altında burhan ve delil. Arkasına nokta istinat, mahsı altında, şey arkasına nokta istinat, mahsı vahiy Rabbani. Önünde saadet-i dareyn, sağında aklı istintak edip, tasdikini temin, solunda vicdanı istişat ederek, teslimi tespit, içi bilbedahe, safi hidayet-i rahmaniye, üstü bilmüşahede halis envar imaniye, meyveleri bi ayne lakin, kemalatin zeyn. Bunu nasıl izah edecek bu adam şimdi bakın bu acayip. Meyveleri bi ayne lakin kemalat-ı insani ile müzeyyen asviya ve muhakkikin. Görüyor musun? Asviya dersin başında değil asviya. Çok asviyalar netice verecek. Evliya ve sıddikin. Asviya neydi? Asviyanın tesirinde olmak. Evliya bir isim veya birkaç ismin tesiriyle şahsi kemalatı kazanmaktır. Evliya ile onunla olmak. Tamam. Asviya ise asviya mücidditlerinle hareket edip kendisi hidayete erdiği gibi insanların hidayetine vesile olabilen şahıs ve şahıslar. Tamam. Müzeyyen asviya ve muhakkikin evliya ve siddikin olan o lisan-ı gaybin sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen geçti, bitti. Şimdi ne demiş? Bunda ne almış? Akla geçtiği için bu alınmış. Akıl hangisiydi? Sağında akıl. Hasan abi, burada altı yön diyor. Bakın üst, alt, arka, ön, sağ, sol. Ondan sonra bir içi diyor abi. Bir de içi diyor abi. Seve seme bak değil mi? İçeriye taşıdı. Bu nasıl oldu abi ya? Cemre bir bakalım ne demiş hocam. Ben merak ettim ben. Yani külliyatı dediler ya, nasıl okuyorsunuz? E ben de hayret ediyorum. Senin kitapta yazmıyor mu? 309'da yazıyor bu. Üstü, altı, sağı, sonu. Ya benim hiç psikoloji de kullan ya. Benim kafam böyle mi çalışıyor bilmiyorum ki ya. Beni ne sıktı seni? Geçmiş. Karşısına sağ tarafını koy. Geçmişini şey, geleceğini koy. Alt taraf çarptıysa üstü koy. Alternatifim var hep ya. Acayip bir şey ya. Mesela canım geçen hava sıkılınca, hava kapalı olunca canım sıkılır usta da öyle olmuş. Çok canım sıkıldı. Bak bir yöntemi söyleyeceğim ya, basit bir şey ya. İnan ya size yalan söylemiyorum. Yalan, yalan lafz-ı kafirdir ya. Canım o kadar sıkıldı, hava da kapalı. Birkaç kişinin telefonunu vesaire. Canım baya sıkıldı. Ne yapacağım ben? Hakikaten sıkıldı. Arnavutköy'ün
son katını hayal ettim. Dima şeyi. Şu anda ikinci kattayız ya. Şu anda ikinci kattayız ha. Bilesiniz beton. İkinci kat beton atıldı. İki. Şimdi son kata gittim Ali. Böyle bakıyorum son kata. Camdan bakıyorum bir. Son katta ders yapıyoruz Dima. Çıktı karpuz yiyoruz, kiraz yiyoruz. Çilek yiyoruz. Dersten sonra ya. Oturdum hepsiyle Dima grubuyla. Birkaç dakika, belki de saniye, o sıkıntım gitti. Hayal ettim, düşündüm. Hayal ettiğim şekil, içerisine girdim, düşündüm. Orayı düşündüm, bu atmosferden çıktım. Benim elimde. En tutundum. Seni cazip gelen bir şey hedefin yok mu? Benim Arnavutköy şu anda hedefim. En azından yarın, en azından onu vücuda getirene kadar ömür ver dedim. Abi enfüs manzara ala. Manzara ala mıydı abi? He, manzara ala tabii bu. Enfüs. Evet. Manzara ala. Evet, oradan seyrediyorsun. Ben geçtim. Daha süreç devam ediyor. Ben sonuna getirdim. Son kattayız. Dima ders yaptık. Teneffüs için balkona çıktık. Zeytinburnu gibi. Kabak tatlısı abi. Kabak tatlısı yiyoruz, şey yiyoruz, tamam mı? Adam ona hayal etmiş. Bak şimdi doğru. O güzel yapıyor da ondan. Ondan sonra doktorum da o şey var ya, rula, balyer rulası gibi falan tatlı şey yapmış, fıstıklı falan. Yani ya mutlu olmak için bunları ben şey yapmıyorum ya. Yani çok şey gerekmiyor ya. Bir şeye tutun ya, bir hedefin yok mu ya bir şeye olmak? O ol. Sıkıntılı zamanda o ol ya. Sıkıldığın zaman, bunlar olacak. Mesela dedim ki hapishanede olan canım şey çıkarsa tenis olacağım, ustatla beraber olacağım dedim ya. Hep tenis olacağım, tenis olacağım, bitti. O anda çıkıyorsun işte. Bak kardeşim, hava kapalı. Bazı sıkıntılı insanların sıkıntısı da bana sirayet etti. Sıkıldım. Hedefim olan Arnavutköy'ün son katında oturdum, ders yaptım. Daha yok, çıktım. Sen de yap diye söylüyorum. Ben sana bilgi vermiyorum. Realite yani, yaşadığımı söylüyorum. Ondan sonra kapıda zil çaldı. Örnek veriyor, vay abi böylemiş ya. Bırak senin kafandaki zile bak. Ben zilimle, zilini açıyorum senin. Kafanda o kadar zille çaldığı zaman bir bak bakalım. Hazır zamanın zili mi, geçmiş zamanın zili mi ya? Kafanızda çalan o olumsuzluklar, bak bakalım şimdiki zamanın mı, geçmişin? Bırak geçmişi geçmişte kalsın. Ölüyü ölüler gömsün ya. Sen canlılarla beraber ol ya Petrus. İsa Aleyhisselam. Sağ geçmiş zamanı kullanırken aklı. Demek ki sağ geçmiş zamanı kullanırken aklı, sol gelecek zamanı kullanırken vicdan diyor Üstad. Geçmişi akıl kanadı olmadığından ayağı olduğu için geçmişten ana kadardır. Üstad geçmişi kullanırken aklı kullanıyor. Vicdanın ve kalbin kanadı olduğu için gelecek şeyini kullanırken vicdan kullanıyor Üstad. Abi bu İman, özür dilerim, bölüyorum, kusura bakmayın, pardon. İman hakikatleri gibi, hep benim dışımdakilere iman, ama kadere gelince kader benimle alakalı, değil mi Hasan? Şimdi bakın, burada da aynı şey, aynı sistem sanki var Hasan abi. Evet, çalışıyor. İçe girene kadar Hasan abi, hep benden, yani o altı yön benimle alakalı. Ama altı yönün geminden sonra artık seninle alakalı bir durum kalmıyor Hasan abi. Evet, aynı şeye benzedi. Dün mesela, dün akşam gece kalktım, namaz kıldım, kutup yıldızını seyredim, uçağa bindim, uçağa, Almanya'dan Bremen'den gelirken gece geliyordum. Hakikaten korkunç ya uçakla gece gelirken. Benim gibi bak adam yani. Çok dehliz ya, dibi yok. Sinyal gönderiyorum, karşılık veren yok. Gündüz olsa bakıyorum, görüyorum aşağıyı. Düşsem bile önemli değil, görüyoruz. Görüyorum şeyleri, bulutları. O bana güven veriyor. Bulut bile ya. Lan oraya olsam beni tutacak mı güven? Ay. Bakın bulut bile olması bana güven veriyor. Bir şey anlatacağım. Karanlık bol. Lan zihnimi gönderiyorum. Adem'miş meğer. Tutunacak bir yer yok. Tamam mı? Adem bu. Adem. Şimdi ne yapacağım bak dün akşam. Namazı kıldım, gece namazı. Dedim ya dua ederken. Bir baktım o Bremen'den gelirken uçak şeyi titremeye başladı vücudum. Tutunacak. Bak arkadaşlar, sinyal baktım, gözüm buluta tepti. Hah, takıldı. O bana güven veriyor. Sinyal gitti, durdu. Karanlık da durmuyor. Gidiyor da giriyor. Nazarımı yutuyor hep. Tamam.
Şimdi bak nereye götüreceğim dün akşam. Allah Allah, böyle herkes gibi bende de camdan bakınca gece, ilk önce semaya bakarsın. Lan o uçakla gelirken o gece aynı o haleti yaşıyor. Ulan korktum. Nasıl çıktın bak buradan? Bunlar hepsi benden. Bunların çekirdeği benim. Yıldız da benim, arş benim, kürs benim. Cebrail de benden. Karanlıklar, cennet, cehennem de, Adem de benden yapılmış. Hepsi benim. Gölgenden korkma. Of be. Bitti. Bitti. Bende dolaşıyor. İnsan kendi yaptığı uçağın içini bilmiyor mu? Bu sistem benden yapılmış. Ben bendeyim. Ben bendeydim. Ben bende olacağım. Ben bende dolaşıyorum. Böyle bir dersimiz var. Ben bendeydim geçmişte. Ben bendeyim şimdi de. Ben bende olacağım gelecekte. Ben bendeyim ya. Nereye gidiyorsun? Ne demek yani? Kabirde zaten bendim. Azrail o da bendim. Ben benim canımı alacağım. Ben bana götürecek. Ben bende olacağım. Hepsi insan merkezli oluyor ya. Yani enfusi tefekkür acayip bir şey var. Çok acayip. Ha işte dün akşam girer. Ne alakası o ışığını götürdü bak ne ders çıktı. Ona beni korkutan neydi? Nazarımı durduracak bir nokta göremedim. Nazarım gitti gitti dibi yok durmadı bir yere. Bakıyorum yok yani. Buluta baktım durdu. Aşağı uçaktan baktım evler var gördüm durdu. Tamam orası. Geceye bakıyorum. Niye gecede korkuyorlar? Nazarını durduracak nokta yok. Onun için gece korkarlar. Yani gidiyor da gidiyor. Onun için karanlık. Nazarın orada tutacak, tanımlayacak şey yok. Askeri radarlar nedir? Sinyali gönderiyor, çarpıyor, geri geliyor. Çarpmasa ne olacak? Gidiyor da gidiyor. Gözükmüyor. İşte o uçak görülmez yapıyor. Oysa sinyali vurmuyoruz sinyalını. O işte. Mantığı bu. Hasan abi, Hızır abi, Allah şefaatine nail eylesin hepimiz inşallah da. Hızır abi hangi nazarla bakmış ki Abdülkadir Geylani'ne? Hem de gündüz. Hem de gündüz. Hay ismine mazarlar ya. Pelerininle tutulup gidiyor değil ya, mi? Ya gündüz ya. Nasıl? Mesela bazıları diyor, ya kardeşim şu anda realite yaşayan adamlar var. Şiş sökseniz ölmez mi adam? Adam şiş söküyor. Var böyle tarafı. Ya kardeşim bu adamlar artık his seviyesine çıkınca deliyor, vücudu anlamıyor, vücutta da bir şey olmuyor. Aa var yani bu. Ben garipten bahsetmiyorum. Bu adam bunu yaparsa, coşma haliyle, sikir haliyle, ya tefekkürle, haz haline geçerse, Hızır abi, hayata mazar olanlara mazar oluyor. Ya şu anda var o tarikattan ya, şiş sokuyor, var ya. Tenkit ediyor, yoktur demiyor ehli dalaret. Ya böyle din olur mu diyor. Ya yok desene o zaman. Var. Böyle bir şey olur mu diyor yani. Ya böyle bir şey yoktur, hikayedir demiyor. Gel. Bir tanesi dediği gibi. Herhalde Kıbrıs'ı da söyledi o şey. Bizim hafız da söyledi. Eskiden ben de kızıyordum diyecektim de demedim. Dedi ki, ya ben cine inanmıyorum. Ciddi mi diyorsun dedi. Hafız. Gel dedi, akşam olduktan sonra dedi, ben dedi bu Şerif Oğlu Camisi değil. Tamam. Namaz kıldıktan sonra, akşam yatsı arası, gel dedi ben seni tanıştırayım dedi, şu irmakta. Yok, kalsın. Ben oradayım. Kalsın nasıl? Yok, kalsın, Hafız amca dedi. Yok dedi ya, tamam burada dedi. Ha buradalar mı? Yok, Hafız amca. İlk, niye dedin ya buradalar? Yok ya dedi, sen dedin ya yok. O yoktur dedi, sen yok kabul et. Ama var dedin sen ya dedi. Şimdi ben bu irmaktan diyeceğim, o Şerif oldu da cami irmağın üzerinde ya, altı irmak geçiyor. Altı irmak, evet. Caminin altı irmak. Evet, evet. Direktör böyle yapmışlar, bu irmaktan da tanıştırayım dedi. Ama kötüler değillerdi, buradakiler değiller, korkma dedi. Gecede niye insan korkuyor? Nazar bir yerde durmadığı için. Tanımlanamıyor. Evet, ustad külliyata kullanırken sağ, yere basıldığı için akıl kullanır. Ayak olduğundan sol işte vicdan tarafını kullanır. Bak burada ne dedi? 309'da diyor ki sağında aklı istintak, solunda vicdanı istişat. Tamam? Ne yapar olur? Bak solunda vicdan istişat ederek teslimiyetini. Sağını ne yapar? Aklı istintak edip tasdikini. Bak, sağ akıl tasdiki.
realiteyi basıyor. Sol vicdanı istişat şahit ettiriyor. Şahit olmayan bir şeye de şahit olabiliyorsun. Geleceğe geçiyorsun vicdanı. Teslim olabiliyorsun. Mesela devam edeyim. Bilmiyoruz ki sağ nokta istinat olan Allah'a iman, sol nokta istinat olan ahirete iman. Bunu biliyoruz. Yani böyle dayanak noktası var ya, nokta istinat. Allah'a imandır. Bu geçmiş, sağ taraftır. Ahiret nedir şu anda bana göre? Gelecektir. Gelecek sol tarafı vicdan olur. Yaşanacak bir şeyi ama vicdan yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Ahirete iman etmeyle nasıl yaşıyor? Ahirete o kadar yakin et var ki bu dünyada ona göre yaşıyor, zevk alıyor. Ölüm gelse onunla teselli buluyor. Hasta olsa bile ahiret var diyor. Dikem atsa kefalet olur diyor. Bu vicdanda inkişafından bu mümkün. İnkişaf olduğu için bu dünyayı tanımlayabiliyor. Ne kadar ahirete yakınımız artarsa dünyada o kadar rahat yeter. Hasan abi siz diyorsunuz ya bakın bu onu ya hiç şey yok abi ya. Kışır o yok. O kadar birbirini tamamlıyor evet. Her şey. Diyorsunuz ya iman eden, iman edecek nedenleri bulduğu için değil, evet. Etmeyen de edecek için. Nedenleri bulamadığı için değil etmemesine sebebi. Evet. Yani tamamen vicdanın varlığı veya tabi olmamak. O kadar. Ahiret iman etmiyor adam. İman etmiyor. Şöyle deyince Zilkale'ye gitti aklım biliyor musun? Orada oldu bir tane turistleri gezdiren adamla. Öyle şey turistler tuvalete gidince ben de öyle geçiyordum böyle. Adam benimle konuşmak istedi. Ben de konuştum. Orada ah inanabilsem demişti. Hiç unutmuyorum o adam. Turist rehber. Ah inanabilsem. Ben kulasa ediyorum sonucu. Dedim ki sence dertlerden nasıl kurtuluruz dedim yani. Bu yok mu bir sistem sence? Tamamen kilitlenmiş. Hayır dedi. Ahirete bir inanabilsem var ya dedi. Hiçbir derdim kalmayacağını biliyorum dedi. Ben şimdi dedi dertlerimin çözmesine uğraşmıyorum dedi. Ahirete inanabilmeye çalışıyorum dedi. Bunu dedi ya rehber. Gayrimüslim, o Avrupa'dan gelen turistleri gezdiren adam. Turcu ya. Zilkale'de. Öyle dedi. Bana dedi ki inanabiliyorsan dünyanın en mutlu insanı sensin dedi. Ahirete inanabiliyorsan en mutlu insanı sensin. Ondan sonra dedim ki nasıl yaptın? Ya dedi sen dedi içten gülüyorsun dedi. Gülebiliyorsun dedi. Hiç kimse içten gülemez dedi burada. Dedi İbrahim Hakkı Hazretleri diyor. Ya, yalandan gülenler diyor. Gülerken göbeği oynamaz der. Eğer göbeği oynuyorsa şimdi zorlaki oynatma. Yo yo oluyor. Oynuyor mu? Şimdi gafurun vücudu bile oynuyor. Hadi bakalım. Şimdi bunu okuduk mu keseriz herhalde. Kalbin iki ayağı olan, kalbin iki ayağı varmış. Harun'a geldi gene. Akıl ve kalp. Kalbin iki ayağı olan, makesi efkarı olan dima sağ. Kalbin mazar hissiyatını da vicdanda sol tarafı kullanıyor. Ceminden kalp. Vicdanı pekmez. Pekmezle tayını karıştır. Furkan yazdığı için Furkan yok. Olmadı değil mi? Pekmez var, tayın var, Furkan yok. Olmadı. Şimdi pekmezle tayın karıştırmak ikisinin cemi ama başka bir şeydir. Vicdan ve kalp, aklı karıştırırsan kalp olur. Kalbin iki ayağı. O zaman aklına hakim olmak istiyorsan aklına hakim olmak mı istiyorsun? Vahye, maziye yani nokta istinadın olmalı. Yani nokta istinadın olursa aklın hakim olursun. Yani vahye tabi olursan aklın hakim olursun. Vicdanında bir hakkın çalışması için, yani vicdan çalışsın, ahiret ne kadar ortaya çıkarsa derdim olmaz dedi ya adam, onu yakalamış adam. O ne demek? Nokta istinat olan ahiret sol tarafın çalışması nispetinde vicdanın çalışıyor. Bir daha. Akla yakinetçe, Allah'a yakinet kadar aklın çalışıyor. Aklına hakim. Ahirete yakinetin kadar vicdanına hakim. Ustad onun için diyor ki, evde kavgaların sebebi mabet gitmiş. Mabet gözü kusur görmez. Tamam. O zaman
Evde sıkıntıyı nasıl çözeceğiz? Bu sürecin sonucunda diyor ki, imani bil ahiret o eve hakim olursa evde kavga olmaz. Ne demek? İmani bil ahiret, ahirete yakınlık arttıkça vicdan artar, vicdan arttıkça muhabbet artar, muhabbet arttıkça kusur gözükmez. Normal görürsün. Niye çok sevdiğindeki o kusurlar gözükmüyor da? Ya onda bir olan bir kusuru başkasında çok dehşetli, muzam görüyorsun, büyük görüyorsun. Muhabbet yok. Anladın? En ufak bir şeyle hücum ediyor sana. Sanki Allah öyle bir vazife vermiş. Müslümanların atalarını ara sen. Yani affedersin şey gibi, alacalı kargalar, siyah kargalar gibi. Atların arkasına, sığın arkasına giderler de o affedersin pisliği dediği zaman bazı taneler öyle çıkar. O pisliğin içinde topluyor. Bazı fıtratlar pisliğin içinde tane toplar gibi bir fıtrat var. Hayvanların atın arkasından dolaşır. Pislik, pislik. Ömürleri pislikle geçmiş. Sanki öyle bir vazife var. Ha şimdi bir daha. Aklına hakim olmasını istiyorsan Allah'a yakiniyetini, ahireti yakiniyet hissediyorsan vicdaniyatını inkişaf ettir. Vicdanın inkişaf etmesini istiyorsan ahirete imanını inkişaf ettir. Aklına hakim olmak istiyorsan Allah'a yakiniyetini inkişaf ettir. Devam. Eğer aklını istikbale atarsan, hedef gösterirsen boşluğa, çözümsüzlüğe itmiş olursun. Bir daha şey yapıyorum. Eğer aklını istikbale atarsan, aklını istikbale meşgul ediyorsun değil mi? Ne olacak? Nasıl olacak ya? Oysa akıl gelecekte o kadar çalışmaz. Aklının hakim olduğu geçmişte andır. Tamam? O zaman o yorma orada. O hayal olur abi. Tabii bak şimdi. Bir de okuyayım. Eğer aklını istikbale atarsan, hedef orayı gösterirsen boşluğa, çözümsüzlüğe itmiş olursun. Olabilir. Bir sürü şeyler var. Akıl yorulur. Çünkü olabilir. Olabilir ne kadardır? Ama geçmiş ise olmuştur. Onunla yaşa. He. Manayı diğerle. Aklı kitab-ı mubine, vicdan ise imam-ı mubine. Bu bilgi, malumat ne kazandırır bize bu anlattığım? El cevap, aklımla nasıl hakim olurumun cevabını bulmuş olurum bu derste. Biz bir dima dedi ya dersin başında, bu dima akıl dersini akıllı olanlar, aklı aklına bela olanlar dinlemesi lazım. Herkes dinlemesi lazım. Ne o? Kardeşim. Akıl bizi çözümsüzlüğe itiyorsa, yani gelecek kaygısı var ya, endişesi var, gelecek endişesi. O, aklımızı geleceğe saldık. Ondan oluyor. Hasan abi. Yere basamıyor. Hasan abicim, şimdi bir gri diyorum değil mi Hasan abi? Hı hı. Beyazla siyah şeyin arası. Beyazla siyah ne abi? Arası. Nasıl arası? Beyazla siyahın arası, gri, onu mu kastediyorsun? Bir dakika, yani arası mı? Ha bak şöyle. Şimdi abi ihata var, bir tazammum var. Gri, siyahla beyazı ihata mı ediyor, tazammum mu ediyor? Veyahut da tamam, o kadar gitmeyelim. Kalp, vicdanla aklı ihata mı ediyor, tazammum mu ediyor abi? Yani demek istediğim, yani şunu kastediyorum Hasan abi. Mesela dediniz ya, maziye istikbale aklı yönlendirirsek sıkıntı, maziye vicdanı yönlendirirsek yine sıkıntı. Halbuki biliyoruz ki biz tefekkürle nereye düşünürsek orada olabiliyoruz. Yani zaman ve mekan yok. Tefekkür bunların dışında bir şey olur. Yani bu vicdanı ve dimağı ihata mı ediyor abi? İşte kalp, işte oraya getirdim. Kalp. Niye kalp? İkisini cem etmiştir. Akılla geçmişe kalp, vicdanla geleceğe geçiyor. Ama haritayı kutsiye işte etmiş. O abi yani şu anda kalp oluyor abi. Kalbi sır açıyor. Oluyor. Ya, ikisini de içinde barındırıyor değil mi? Onu demek istiyorum. Evet.
barındırıyor. Mesela şu anda Ege'de Yunanistan'dan Arnavutluğa giden uçağı seyredebilir buradan. Şurada. Allah'ın dışında 18 bin alim haritasıdır. Ne ararsın şu an bu arada? Uçak uçuyor değil mi? Şu anda o uçağın içinde kimler var bilir. Var ya. Nasıl? Bu açıldı mı oraya bakar gibi buraya bakıyorsun, seyrediyorsun. Aa, bak uçakta kimler var. İnkişaf, harita, hayata tekmini açıldı mı? Evamili tekmini, vicdan hayata tekmini, cemi. Haritayı kutsiye. Haritayı kutsiye ne demek arkadaşlar ya? Haritayı, kaç kişi harita diyor biliyor musunuz? 4 tane harita diyor galiba. Dur. Kur'an'a harita diyor. 25. sözün başında Kur'an tarifinde. İnsan. Ondan sonra insana harita diyor. Evet. Ene diyor mu? Ene de kalbe harita diyor. Allah Allah. Bak, görüyor musun? Yani harita böyle oyuncak zannediyor. Yani ne ararsan ahireti bile. Şu anda İmam-ı Rabbani Hazretleri ne yapıyor? Gayb yok mu? Kalp açılırsa görür. Kabirde bu adam ne yapıyor? Görüyor. Hazreti Ali görmüş bir yerde geçerken. Adam azap çekiyor, çok üzülmüş. Başka bir zaman giderken baktı ki adam mutlu. Kendisi anlatıyor bu Leva kitabını. Sonra hikmetini gene oradan çözmüş. Sormuş oraya. Buradan oraya söylüyor. Oğlu hayli bir işe başlamış. Eski mesleğine dönmüş, bırakmıştı, ticarete dönmüştü. Oysa mesleği imam, hocaymış yani. Talebe yetiştiriyormuş. Talebe çocuk okutmaktan yani. Onun için babasının da zırda kalkmış. Hasan abi bir şey söyleyeyim. Çok konuştum aklınız herhalde. Şimdi Hasan abi. Bakın, diyoruz ya. Emre diyor ki, çok konuştun yani soru işareti koymuş. Emre helikopteri seyretsin abi şu anda. Dışarıda bir helikopter geziyor. Hasan abi. Emaneti akıl, emaneti daha doğrusu gök, zemin ve dağ, akıl, kalp ve ruh ayrı ayrı alamamışlar. Bunların ceminden anlıyoruz ki mesela az önce bir şey dediniz ya, hayat-ı tekviniye ve evameli tekvinlerin ceminden biz iman bizde oluşuyor. İman ben değilim, iman bende oluşan, ben değilim abi. Orada. Cevaptır. Ben bitiyorum yani orada artık ben yokum. Kazanılan değildir iman. İtikad kazanılandır. Doğru itikada Allah'ça verilen cevaptır iman. İman sana verilmiş, ya, kazanmamışsın. Ya. Kazandığın itikattır. O zaman Hasan abi, o zaman bu emaneti yine kim almış? Emanetin asıl sahibi gene nereye gidiyor ya? İman benim değilse, iman bende olansa, bana gönderilense, ben değilsem eğer o iman. Bu üçünü bir araya getirmek imansa... Eğer seviyen varsa e nedir? Benim diyen, ene nedir dediler? Benim diyen kalmayacak kadar ki ortaya kalandır. Benim gömleğim, ben diyen var. Benim atletim, ben diyen var. Benim hayatım, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, hala ben var. O zaman artık benim diyeceğim bir şey bırakmadıysa o sensin. Benim güzel abim ama o da emanet olarak verilmiş kime? O da verilmiş, o zaman sırrı insan. O da emanetse, oraya gelmişsen, sen hak ediyorsun sırrı insani. Onu kim anlar sırrı insani? O da emanettir diye sorandadır. Bir tanesine sormuştum rüyamda biliyor musun? Rüyamda. Hatırlar mısınız? Böyle bir dersim var. Evet. Ama rüya gör. Evet. Derse katıldım rüyada. Ondan sonra baktım haşir dersi yapıyor. Doktor Süleyman. Dedim ki bir şey sorabilir miyim dedim. Hiç bakmıyor. Bakmıyor. Sor dedi. O zaman dedim bu ahiret nerede? Yani ahireti yaşattın bize. Celal burada ya. Sureti bu. Yani bu tentenili perde bu dünya. Bu haletler hep onun dişe vuruşları. Bunu anlattı, bunu dersi yaptı. Kalktım bu dersi yaptım yani. Dedim ki bakmıyor ama. O zaman bu ahiret nerede? Kim soruyor dedi.
Görmedi ya beni. Şöyle kalktı hiç. Ben de çekindim. Ben diyemedim. Kim soruyor bunu dedi. Herkes sustu. Ben de sustum. Sorandadır dedi. Sorabiliyor, sorabilendedir. Ondan şunu anladım. Bunu soramayan ahireti orada görecek. Sorabiliyorsa ahirete, ahirettedir şu anda ki. Buna hak ediyor. Ahirete imanı olan rehber gibi abi. Bak, sorabiliyorsan sır insan. Soramıyorsan en edilir. Ahiret nerede? Kim soruyor? Sorabilendedir. Soramıyorsa İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi. Dedi ki, avamın beklediği cenneti havas dünyada ruhunda yaşar. Celal, celal kalktı mı? Celal içerisindeki cemali 24. mektup, 24. söz tövbe. Celaldaki cemali, cemaldaki celali gören kemaldedir cennet. Celalden, celalde cemal, cemalde de celali görebilmek. Onu anlatıyor üç tane. Bir tane, yedi tane manasından bir manası o 24. söz. Ve 24. söz, bir ders yapıldığını duydunuz mu başı? Ben hiç duymadım. Birinciden çok şey abi. Dal değil ya, dal değil. Başı diyorum. Başı, başı. Başı diyorum, başı. İkinci dala geçme, heyecanlandım kusura bakma. Ne oldu bilmiyorum. Bazen bilmiyorum. 24. sözün başı ya. Ben ömrümde bir defa ders yapabildiğimi hatırlıyorum. O zaman bu rüyadan sonraki o celaldeki cemali, cemaldeki cemali gören kamil ruhtadır. Hep burada. Korktum gece. Korktum. Oh, sipsiyah. Sonra hayale, daha önce uçağa binmiştim seyrettiğim zaman. O zaman da korktum. Hiçbir şey yoktu türbülans. Sonra ben niye korktum? Bulutu görünce niye korkmuyorum? Oysa türbülans pat 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 hamurluktan geçiyorum. Güven, bulut canım. Ama görmediğim buluttan sarılansa gece kimse yok. O korkuyor çünkü nazarım orada. Dur, gel bu tarafa. Radar. Radar nedir? Geçen uçağa sinyal gönderip yansıyı. Yansıması alınca aa uçak var. Yansımayı alamadı. O sinyal nereye gitti? Şey Ali boşa, de boşa derinliğe gidiyor. Onun için ona dehliz denilir, adem denilir, cehennem dayosa olsun, gitsin nazarım dursun, ateş varmış. Ha. Adem'den var. Yok ki bir şey. Ha. Gidiyor da gidiyor, yok bir şey. Cehennemden var, ateş var, şu var, bu var, tanımlanıyor. Adem tanımlanamadı, için dehşettedir yani. Tekvinin içinde mi bir de o var? Tekvinin içinde adamın, bizim arkadaşımızın içinde. Tekvim var demiş. Ya Risale'nin dersleri tuhaftır ha. Bakarsın Sehli Mümteni 25. sözde geçiyor. Sehir demek kolay. Risale'nin dersi Yusuf Mümteni aynı zamanda. Çok kolay olan zor. Zor olan çok kolay. Çocuğundan profesörüne, kadından erkeğine dünün. Çok hakikaten birinci söz. Ama birinci sözü hocaya sorduğum gibi hadis hocasına dedim. Hocam dedim ya niye Bismillahirrahmanirrahim diye geçiyor da dedim. Bismillahirrahmanirrahim geçmiyor. Lan sen Rüştü abiyen çok kaldın dedi galiba. Filosofili olan ya. Sen bir de o çok uyanık. Allah razı olsun. Rahmet. Dedi ki sual en iyisini mi? Sual sormak ilmin yarısı da hadis. Ne anladın kardeş dedi. Ben de dedi bu şimdi de işte, üniversitedeyim. Ya bana biraz şey yaptı ben de şey yapayım dedi ya. Bir yarısın bir şey hissettin ki söyle. Abi böyle böyle olur mu? Aynen evet. Çok güzeldi. Çok iyi bir kaliteli nur çünkü ya. Bir tane de okuyayım mı yoksa kaç etti? Saat 4. Bir tane de okuyayım. Şu şeyi geçeyim. Şu sayfayı. Bu kadar. Kastamonu 215. Okul Laika'da gidelim var ya. Ha böyle böyle yapılıyor ya. Ha böyle. 215. Nuh tufanını da Tabut-ı Sekinet'ten oradan delil yaptım. 131. Ha bu Kastamonu da ne böyle böyle Kastamonu. Yerim o Kastamonu. 215. 16. söz gibi eksel parçalarında
hakaiki imaniyenin yüzel tılsımlarını keşf ve izah edip neresi etmiş abi? Yüzel ha. Kaçıncı söz? 16. Aferin İbrahim, canlısın. Bak, 16. söz gibi eksel parçalarında hakaiki imaniyenin yüzel tılsımlarını keşf ve izah edip tılsımı bilemezsen sır veremezsin mi? Akla inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. Akla mı, aklı mı? Aklı. Aklı. Evet. Yanlış yazdın Hasan. Bir daha. 16 söz gibi eksel parçalarında Risale-i Nur. Hakaik imaniyenin yüzer tılsımlarını keşif ve izah edip aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. İşte bu hakikat 16. söz. Acayip bir şey. Neyin cevapları biliyor musun? Birkaç tane sayayım. Mesela bir tanesini söyleyeyim zaten. Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Farklı farklı iş yapıyor. Nihayetsiz işi tek iş gibi nasıl yapıyor? Allah bu kainatı yarattı. Niye kainata benzemiyor? Niye kendi ihtiyacı mı var? Ne aklına geliyorsa sonra. O. Sorunu zaten başında 16. sözde sorusu zaten hem soru hem cevaptır. Başında. İşte bu hakikat içindir ki bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda usandırmayacak bir tarzda çok tekrar ile beraber aklı başında olanları Risale-i Nur'a meşgul ediyor. Kimler dinlermiş Gafur? Aklı başında olanları Risale-i Nur kendisiyle meşgul edebilmiş. Aklı uşkunluğunda, midesinde, filmlerde olanlarla olmaz. Bak ne diyor, bir daha okuyayım. İşte bu hakikat içindir ki bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda usandırmayacak bir tarzda çok tekrar ile beraber aklı başında olanları Risale-i Nur'la meşgul ediyor. Aklı abi, başında. Size yalvararak bir şey söyleyebilirim. Bir önceki şeye Hasan abi, bir öncekine bu o zaman aklına hakim olmak falan diyorduk ya abi. O zaman aklına hakim olmak istiyorsan vahye, maziye yani nokta istinadını olmalı. Şu oraya şurayı okuyup da abi bir ilişkilendirebilsek ya. Orayı okuma aşağı yapmadan. Ama bir aşağıya bir cevabına bir bakalım adam ne demiş ya. Tamam. Bu metni okudum daha. Tamam abi. Cevap olmadı. Özür dilerim. Takılmışım daha. Tamam. Aklı başında olmanın alametinin biri de risalelerle meşgul olması. Sarih ki diyor. Yani kendi merak etmesi. İnsan kendisini bak. Kendisi kendisini merak ederse farkındalığı uyanıyor. Uyandığı kadar Furkan oluyor. Kur'an kendisini kendisi merak ettiği kadar farkındalığı kadar Furkan oluyor. Risale'ni okuyorsun böyle adama. Sen ömrünü verdin bak. Hayatta bütün gayen bu diyorsun. Bir böyle acayip bir hakikati anlatıyorsun. He, Pascal çağını. Hey! Nasıl yani neye benziyor? Radar sinyali gönderiyor, uçağa çarpmıyor. Sinyal geri gelmeyince orada bir şey var göstermiyor. Niye? Dehliz. Ha? Şimdi göz şua gönderiyor, şua. Karanlıkta, karanlık niye korkar? Bir yere çarpıp gelmiyor ki. Görüntü olmuyor. Şua gidiyor geliyor, görüyoruz duvar. Yansıtıyor ya. Ama gönderiyorum gözden şua. Gelmiyor geri. Onun adı karanlık. Ama siz nasıl çözüyorsunuz abi işi? Sizdeki karanlığa dönerek kendinizi sabit kayırmaya çalışıyor. Evet, mesela diyorum ki o korkuttu beni gece, dün akşam kayıtta da değil. Ondan sonra dedim ki dur, hepsi bende. Yalan demiyorum size. Hepsi bende bunlar. Bir gece bir semaya bakar mısınız Allah aşkına ya? Ses yok, gafleti yok ya. Tam böyle acayip teheccüd kıldıktan sonra bak. Lan insanı korkutuyor ya. Sipsiyah ya. Ha yıldız olmayacak. Yıldız olunca gidiyor duruyor nazar. Duruyor. Gördüm. Ha varmış. Varlık varmış. Olmayacak. Dün akşam burada yoktu. Abi ben denizde gözlük takıyordum. Bir de ondan denizin dibini, balıkları, yosunları, taşları of. Seyrediyorum. Çok güzel. Bir gün boğaza gittik. Sarıyer'den atladık. 2-3 metre gittik abi. Dibi yok. Beni bir korku aldı. Çok dipsiz, koyu karanlık oluyor. Nasıl geri geleceğim çok acayip yüzenler ki
kişilerden idim. Şimdi değil, hiç değil. Biz hiç suya bakmazdık Karadeniz'de. Çünkü sahilden kaybolurduk o kadar üzerinde. Ama baktığın anda sipsiyah, ayakların titrer. Bakmayacaksın. Hep ileri bakacaksın. Aşağı bakma. Nerede yüzüyorum deme. Maziyede de bakma, yüzemezsin. Sahil gözükmüyor. Çünkü sahil kalktı, insanlar yok. Köyler gözükmeye başladı yukarıdaki. Sahildeyken köy gözükmez diyor. Açıldıkça köy gözüküyor. Ansara psikoloji. Her taraf psikoloji ya. Peki, izah devam edelim. Aklı başında olmanın alametinin de biri de risalelerle meşgul olması, yani kendini merak etmesi, farkındalığını uyanması. İnkar ve tereddütler akla bakıyor veya aklı bunlarla tasavvur blok ediyormuş. Yani tasavvur bunları blok ediyor, farkındalığı. Tasavvur var ya mesela, niye dedi, nasıl dedi? Allah Allah. Menfisi. Tabii şuraya bak ya, adama bak ya. Nankör ya. Usta da diyor ki birkaç dakika beni dedi alıp koydu. Çok böyle kızdım diyor, tamam mı? Sonra hemen şey, bu nasıl nankör? Benden 100 hakikat dersini dinlediği halde bu ihaneti nasıl yaptı diyor. Ustattan 100 hakikati dinlemiş. Adam gitmiş o aşırı risalesini gitmiş. Ustadı şikayette kullanmış. Lan peygamberin çocuğu, peygamberin hanımı, ustadın talebesi, talebesi demeyeyim de, 100 hakikat dersini alan adam, ustadı sattı da, olan Hasan seni, sana küfür etmeyecekler, sana hücum etmeyecekler, kimsin lan? Peygamber'e metsup dediler de sana demeyecekler. Ha? Bu yol böyle. Çıkmayacaktın bu yola. Görüyor musun? 100 hakikati dinlemiş, gitmiş haşir risalesini, bak Said Nursi kitap basıyor, çoğaltıyor diye şikayet etmiş Ali. Sen nereden bahsediyorsun? Bana nasıl derdi ya bu arkadaş? Ya aklıma, abi aklım almıyor diyoruz ya. Aklın alacak. Akıllı işi değil ki aklın. Aklı olmayan bir şey, aklı niye aman ediyorsun? Aklım almıyor abi, akıllı işi değil de ondan. Ya göz bir şey kaldıramıyor değil mi, kılı? El kaldırıyor. El bundan mı daha kaliteli? Hayır, bunun işi bu. Gözün işi görmek, kaldırmak değil ki. Sen göze niye kaldırmayı veriyorsun? Akıllı işi değil ki vefasızlık. Vefa âli ruhların özelliğidir. Sufli ruhlarda arama. Adınız gibi bilin, söylüyor. Bana kim küfür ediyor? Kim hakaret? Ona iyilik yapmışım da ondan. Kim benim alemde bulursa iyilik yapmış. Mutlaka iyilik yapmış. Adınız gibi bilin. Ne aklınıza geliyorsa evet, hepsine iyilik yapmış. Bize hiç mi iyiliğiniz yok abi? Bizim Lazlar'ın bir tekerlemesi var. Kime yaptın eyluk ise ondan sakin kenduni. Tamam. Hazreti Ali'nin sözüdür, biliyor musun? Hazreti Ali demişler ki, senin halinde konuşuyor, ben ona iyilik yapmadım ki demiş. Ya. Telefonla devletler arası sıkıntısının içinde cüz okudum adama. Kaç defa bana küfür ediyor. Devletler arası. Geldi yanıma, çıkış yolları gösterdim, şimdi küfür ediyor. Gayet normal. Ya diyeceksin ki nasıl normal? Peygamberde mucize görüyor. Güzel ahlakı görüyor. Hala münafık. Başka? Parmağından su akıyor. Sihir diyor ya. Bu akıl alır mı ya? Sihir diyor parmağından. Ve içiyor suyu. Bu münafık istisna değil ki. Buzdan, sudan içiyor. Ne kötü bir hastalık. Aman ya Rabbi ya. Allah belasını versin de daha ne belasını vermesini istiyorsun? Zaten belayı vermemiş olsaydı o belaya düşer miydi? Devam. Aklın sıfatına benziyorlar. Yani inkarı ve tereddütleri akıl yapıyor. Arkadaşlar, aklı akla başa almanın, aklı geleceğe koşturma. Aklı mazi vahiye tut, dünyada cennetini yaşa.
Abi burayı biraz açmak lazım ya. Şimdi tefekkür aklı geleceğe yormak. Geleceğin üstünü açmaktır. Neyle ama? Neyle? Tefekkür edebilmek için düşünmek tefekkür değildir. Kafirlerde de vardır düşünmek ama tefekkür yoktur. Tefekkür ulvi, âli bir ruhların özelliğidir. Kalbi, vicdanı ne kadar çalışırsa akıl o kadar tefekkür modunda olur. Tefekkür edebilmesi için aklın... Biraz izin der misin abi? Tefekkür edebilmesi için aklın zihnin moduna geçmesi lazım. Ya. Zihinle tefekkür edebilir. Ya. Yani vicdanla tefekkür oluyor. Evet. Zihnin neticesi... Zihin yaratıyor, şey yapıyor ya, ahireti de... Marifetullah. Zihninde diriltiyor ya. Zeka değil ha, zihin dedi, vicdandaki zihin. Tabii tabii. Vicdanı uyanması nispetinde tefekkür olur. Ahirete... Evet. Çünkü tefekkür geleceğin üstünü açmaktır. Gelecek de zihindeki marifetullah. Zihin ne olur? Başka zihin olur. Olmaz. Zihin ne olur tabi. Zihin ne olur? Başka olmaz. Allah razı olsun. Çok şükür. Ama ya Rabbi. Maneviyatta geçiyorsun da maddi şeylerle geçmeyin, ulaşmayın diyor. Maneviyatta geçersin. Akılla geçersin. Ama ne an şartla. Akıl kalbe dedi ki benim kanadım yok, ayağım değilim. O zaman beni al, ha gel diyor. O bindirirse kanadına git. Ali anladın mı abi? Geleceği akıl böyle gider. Kalbe binerse. Dün gördüm dün. Dün kardeşlerle pikniğe gittim. 6 ay, kaç ay oldu bence? İlk defa çok da keyif aldım, Allah razı olsun. İki tane kurbağa vardı. Hey İbrahim. Evet abi. Bir tane erkek, bir tane dişi. Dişinin üzerine ben görmedim. Görse öyle gördüm, gösterdi. Yavru vardı, yavruyu taşıyordu. Kurbağa korkak değil mi abiler? Ödü patlar mı siz görünce çıtçandı? Karısı, üzerinde bebek var. O da bizi görünce o su arıkı var ya böyle hayvanların su içtiği yer. Delik arıyor çocuğumu kaçırayım diye. Erkek ne yaptı? Bize doğru bağırıyor. Bize doğru geldi sağlık. Bağırıp yapınca şu iki tane ilk defa ömrümde gördüm. Balon şişiyor. Ve bize gel. Neye kaçması? Bize gelmedi mi? Evet. Bize doğru. Lan karım çocuk... Bakmayın ona. Bize vaaak diye bize biz de dedik ya bu hayvan şey yapar. Biz kaçtık. Şecaat mıydı o? Ha, hayvan bile ihaline, sen de ihaline sahip çık. İhal sistemine sahip çık. Teslim etme filmlere, şunlara, bunlara. Teslim etme mazinin hatıralarına. İnsanların olumsuzluklarına teslim etme kendini. Ya bu boğaz iki şekilde akar. Üstten gemi varsa ayrı olur, deniz altı varsa üstten bu tarafa akar. Biliyor musunuz? Denizin hareketi şudur. Çoksa aza doğru akar. Yoğunluk fazla ise aza doğru akar. Yoğunluk Akdeniz'de tuzludur daha fazla. Bu tarafa dipten bu tarafa akar. Üstten bu tarafa akar. Neredesin? Ya abi dedenin karası çocuğu. Boğaz çok hareketli. Eğer üstteysen Karadeniz'den Ege'ye, aşağıdaysan Ege'den Karadeniz'e. Teslim etme ihalini kurbağa kadar ol Hasan diyorum. Kurbağa bağırıyor ama burası şimdi bize doğru geldi ve duvara kadar geldi. Ötekisi de kaçtı, delik aradı. Sırtında da yavrusu. Sen de ihaline sahip çık. O erkek akıl, erek yani, erek, erkek, ereğik, ereğine, aslına tutun, koru ihalini, kâh bir hatıraya, kâh bir mazinin şeylerine, kâh dediler denilecekler, kâh şu dedi böyle baktı, şöyle gitti, odama vurdu, bakmadı, çakmadı, bırak bunları artık ya, sıyrıl bunlardan ya. Kaptan olmuşsun Allah seni. Ya ben bilmem. Bilmeseydin Allah seni dünyaya kendi gemine kaptan yapmazdı. Celal da olacak deniz dalgalı. Cemal da olacak çarşaf gibi. Tamam. Akıllı ol. Emir daha bir 104. Dikkat sağ edin. Şurayı bir okuyayım Allah aşkına. Heh, ya. Oku abi. Şimdi hayatta bakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça hı. Hasan abi, hep yani sizin de çok okuduğunuz dersi yaptığınız çok sevdiğim yer. Yani
çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile, bakın akıl ile bir insan, bakın hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendini hanesindeki odalarda gezdiği gibi, kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklı ile avalim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani akılla geziyor. Şimdi akılla geziyor ama Hasan abi, şimdi akıl istikbale gidemiyor dedik ya Hasan abi. Şimdi istikbal nasıl geliyor peki o zaman? Yani o zihşuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zihşuurun mirat-ı ruhuna misafir olarak iltisam ve temessülüyle geliyorlar. Kapıya vuruyor. Kapıya vuruyor. Geliyor. Evet. Sen zorladın mı? Geldim sana misafir. Evet. Bir daha geldim. Bir de demezsin, bir de sen gel. Evet. Ha. Bu alemleri tefekkürle gidince o alemler sana iade-i ziyaret ediyor. Evet. Nereye geliyor abi? İşte vicdana geliyorlar. Geliyor. İşte akıl bu kalbe binerek geziyor dediniz de az önce Hasan abi. Kurbağaya misal ver. Kurbağaya misal verdiniz ya. Vasıtasız, sebepsiz terakki değil mi bu? Oradan bakarsan evet. Sebepsiz terakki bu. O ya şey yapıyor. Mesela neye benziyor? Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam, ilim yapmadan ilim yapmak isteyen, almak isteyen var mı dedi. İlim yapmadan, dirseni çiş yapmadan nasıl olacak ya? Allah ve Resulü dahi bilir dedi. Çünkü niye? Buna bir şey söyleyecek. İlim yapmadan, şey yapmadan hemen pat diye Allah sana ilim vermesini istiyorsan takvanı arttır. Takva nedir? Menniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Edince ne olur? Allah ilmini sana açıyor. Sebebi mahkum değil ki. Aa işte ustad, ilkokul okumadı, üniversite hocaları tez yapıyor. Üstad ilkokul okumadı. Okudu mu? Yok, üniversitede tezler yapılıyor. Biz de ders alıyoruz. Biz de okuduk. Nasıl oluyor? Terkler ve tecerrütleri olursa Allah hazineyi o kalbe akıtıyor. Kalp zaten aynaydı, haritaydı. Harita ne demek? 1/1 milyon. 1 milyon defa küçültülmüş. Harita. O demek ya. Bu kalp de öyle. Küçültülmüş. 1/1 milyon. Harita, dünya. İşte o kalbi ayağın ediyor. Çalıştırma nispetine. Emirdağ 1, 104 okuyorum. Arkaya geçtik mi keseceğim inşallah. Abi Allah aşkına. Lütfen ne olursun Allah aşkına sor. Tamam. Bir daha şurayı da bir okuyayım. Tamam okumamış mıydın? Yok okudum bir daha. Bir daha. Başka, başka şu 29. Tamam. söz. Tamam. Size 24. söz çarpıyor da burası tamam. da beni çok. Remizli bir nükle var ya Hasan abi. Tamam. Az önce demiştiniz. He. Bakın Hasan abi. Bakın. Çok acayip bir yer. Bakın Hasan abi. Şimdi bak kainattan bahsediyor değil mi Üstad abi? Bakın kainattan bahsediyor Üstad. Diyor ki Zahir. Şu kainatta dikkat edilse, kainatta dikkat edilse görünüyor ki içinde iki unsur var. Ki her tarafa uzanmış kök atmış. Hayır, şer, güzel, çirkin, nef, zarar, kemal, noksan, ziya, zulmet, hidayet, dalalet. Nur, nar, iman, küfür, taat, isyan, haf, muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezzat, yani zıtlar birbiriyle çarpışıyor. Daima tagayir ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarklar dönüyor. Yani faniden baki çıkıyor değil mi abi? Evet. Faniden baki çıkıyor değil mi Nasıl abi? Çıkıyorsa. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek. Temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit cennet, cehennem suretinde tezahür edecektir. Peki abi, kainat diyordu az önce Hasan abi. Kainat diyordu. Cennete, cehenneme muhatap olan, olacak olan kim? Ben değil miyim abi? Demek ki aslında benden bahsediyor abi. Yani Üstad benden bahsediyor. Kainatta değil. Bende bütün bu zıtların çarpışması. Kainatın hulasası ya kalp. Hulasası. Peki evet. Ruh kainatın değil ki. Şeceri hılkatı. Şeceri hılkatı. Ondan sonra kainat nerede? Arştan arşaya. Cennet cehennemin de içindedir. Kainatın içindedir. Kalp buranın haritası. Kalp her şeyin değil ki. Şeceri hılkatın ruhtur haritası. Hmm. Ruh da harita o zaman oldu abi. Kalbin ve ruhun derece ayetine çık diyor. Kalbin derece ayetine girdin mi cennet cehennemi bütün o şeyleri seyrediyorsun. Artık bir şey değil. Ama ruhun derece ayetine gittin mi miraç oluyor. Emirdağ 104 ve ulema-i ilmi kelamın binler cilt kitapları
akla ve mantığa istinaden telif edilip yalnız o marifet-i imaniyenin burhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Ne çıkarmışız? Mantık, burhan, aklın sıfatıymış. Böyle iğne ile daha oyuyoruz. Yani mantık ve burhan aklın sıfatı deyince nereden çıktı demeyin ya. Bak böyle çık. İmbiklerle çıkıyor. Emirdağ 135. Ve bazıların düştüğü istikbali düşünmek derdiyle. Dertmiş. Görüyor musun? İstikbal endişesi, tasası. İnsanların çoğusu bundan psikolojisi bozulmuş. Ne olacak? Ben kesin biliyorum ne olacak. Rahmetiyle asıldır, iyi olacak. Ve bazılarının düştüğü istikbali düşünmek derdiyle aklı maaşı sarsan hadiseler, aklı maat değil de aklı maaşı sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz. Peki aklı maaş var, aklı maat var. Farkı biliyorsunuz değil mi? Aklı maaş dünyevi akıl. Maat ise sonra verilecek. Ahirete, ahiret endeksli dünyada yaşayan akıla aklı maat. Dünyaya, dünya için bakana aklı maaş denilir. Maaş değil. Bunlar vezne memurlarına benzer. Hızır abi öyle der. Adam bu dünyada vezne memuru gibi yaşıyor. Yani kapitalist zihniyet çalıştığı kadar alıyor. Hep bunu çalışıyor, burası için çalışıyor. Vezneden alacak. Memurluk niye yapıyorsun? Vezneden alacak. Almasa yapar mısın? Yapmazsın. Vezne memurları gibi. Aklı maaş dediniz abi. Ahireti esas alıp dünyada yaşayan. Ahirete çalışan akıl. Şimdi eğer bu insanlar nasıl anlarsın? Maaş vermeyelim bu hocaya. Gene çocuk okutuyorsa aklı maattır. Ahiret hesabına çalışıyor bu akıl. Maaşı keselim. Çocuk okutmuyorsa aklı maaştır. Vezne memurudur. Şimdi çeşitleri şu. Aklın çeşitlerini okuyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Kaç tane? Şöyle numara yapayım. Burada bulduğum kadarıyla 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aklı bali. Bali. Aklı beşer, aklı evvel, aklı faal, aklı kül, aklı maat, aklı maaş, aklı mesmua, aklı selim. Mesmua ne demek? Hayrı ve şeri fark edebilen ve mümeyyiz olan kimsenin aklı. Yani hayrı ve şeri aklı şey sini buluğuyla sini rüşt var ya, sini buluğu çocuk yapabilme yaşı. Sini rüşt hak ve batılı tefrik edebilme yaşı demektir. Onun için Osmanlılar'da evlilik yaşı sini buluğu değildi. Sini rüşt. İşaret-i Caz'da da söylüyor. Aklı şey sini buluğuyla sini rüşt dinledi. İşaret-i Caz'ın başında söylüyor. Orada var. Rüşt hakkı batıldan temiz edebilme, temyiz edebilme, meleke sahibi olacak. Tamam. Şimdi burada niçin şey yaptık? Aklı maaşta, aklı adı, yani kim tefrik edemez? Yani siz dünya için yaşayan, istikbal endişesi yaşar. Ahireti esas yapıp dünyada yaşayan insan her şey gayet rahat olur. Gemiye yükünü koyar, rahatça yüzer. Abi sinni buluğ ve sinni rüşt dediniz değil mi abi? Evet. Nereye yerleştirebiliriz onu abi? Yani zaten bir tanesi söyledi. Aklı maaş, aklı maat. Sini baliye başındadır. Bak, aklı bali, buluğ çay demek, buluğ. Evet. Rüştü bak almadın, dedim ya burada 9. Sini, aklı rüşt. O da 10-10 olacak herhalde. Ona ben çünkü o metinden aldığım için ileriki sayfalarda gelir ama ben gene buraya koyayım aklı rüşt. 10 olsun. Burada keseyim. 4,5 oldu. Tamam. Şimdi şey karışmıyor mu? Aklı rüşt ile aklı mesmu. Ha, aklı mesmu. Ha, mesmu herhalde rüşça o. Ha, tamam. Hiç ekleme, kafanı sokma. Evet. Siliyorum. Evet, rüş demek mesmu, rüşt. Rüştü buraya yazıyorum. Ne demek rüşt?
hayrı ve şerri fark edebilen, mümeyiz olan kimsenin aklı. Tamam abi. Allah razı olsun doktor. Silgiyle silerim ben bunu. Tamam. Demiş zaten. Evet. Mesmu demek rüşt demekmiş. Rüşt. Aklı. Niye? Hayrı şerri fark edebilen, mümeyiz olan kimsenin aklı. İnşallah haftaya sağ olursak 73. Sayfadan devam edeceğiz. Ondan sonra şimdi arkada kardeşlerime döneyim. Canlı yayında olanlar acaba bir şey diyecekler mi? Ondan sonra kesiyorum. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Aklı rüşt olanlardan eylesin. Aklı rüşt. Aklı maat. Aklı maatlardan eylemesin. Yani onların yanında da dost eylemesin. Onlardan tesir de aldırtmasın. Cenab-ı Hak bizi iki cihanı da aziz eylesin. Bizi, amin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimiz, bize dua edenleri, hizmet imaniye kadar, zerre kadesesi olanları, gönül verenleri, Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Aklı maat eylesin abi, duayı yapmasın. Aklı maaş etmesin, maat etsin. Ters mi söyledim? Aklı maaş etmesin, yani vezne memur etmesin. Vezne, çalıştığını dünyada isteyenlerden etmesin. Dünyada da versin. Dünyada vermesin değil. Dünyada da versin. Ama sırf dünyaya vermesin. Tamam. Rahmet ilahi daraltmasın. Bizi aklımıza hakim, mukayyet olanlardan eylesin. Bize bu duayı ettiren Esma'nın hürmetine şefaatçi yapıyoruz. O Esma'nın hürmetine ehli imanı, Müslümanları, hasreten nur talebeleri ve şu anda amin diyenleri ve onların evladı ihalelerini, onları sevenleri, bunların sevdiklerini de Cenab-ı Hak insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi azafatlardan, maddi ve manevi tufanlardan, hastalıklardan, zelzelelerden, taunlardan hıfz-ı emin eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavah.